ile sözü Kemal kardeşime bırakacağım. Kemal Yolcu, savunma sporları 30 yılı aşkın demişsiniz, belki daha fazladır hocam. İşte o süreci kısaca ben sizden dinleyeyim inşallah. Kemal Yolcu kimdir? 30 yılı kısaca dedim, biraz fazla kısa olacak. Sade zaman. Kemal Yolcu 1973 Bayburt doğumluyum. İlkokulu Bayburt'ta, daha sonra İstanbul'a gelince de ortaokul, lise, üniversite. Şimdi İstanbul'da bitirdik ama bunların hepsini dışarıdan aldım. Bir fiil okula gidip okuma imkanımız olmadı diye, zamanımız olmadı ve okumanın öneminden kaynaklı. 85'te İstanbul'a geldiğimde hem çalışma hayatına hem spor hayatına başladım. Ve tabii ki biraz içimizde yaramazlığına verdiği, o çocukluğun verdiği şeyle dövüş sporlarına çok hevesliydim ben. Penlik'te önce tekelde başladım boksa. Daha sonra Cevizli'de Emir Mahmutlu spor kompleksi vardı. Kung Fu'ya çok hevesliydik. Daha sonra afişler, filmler hep böyle biraz daha çok cezbediciydi yani. Oradan Pendik'te bir dönem çalıştım. Yani 1990 yılına kadar da 85'te 90 yıl arası öğrencilik süreciydi. 90 yılında Ankara'ya gittim ben. Ankara'da o zaman SEO kuşak olmuştum Kompu'da. Orada antrenörlük yapmaya başladım. Daha sonra 93 yılına kadar Ankara'da, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde ve kulüplerinde Kung Fu dersleri var. 93-95 askerliği yaptık Doğu'da, Bingöl'de. Askerden geldikten sonra İstanbul'da artık hem iş hayatı hem spor hayatı devam etti. Tuzla Milli Gençlik Vakfı'nın spor salonunda ders vermeye çalıştım. O zaman Şehit Metin Yüksel Spor Salonu'ydu orası. Orada Kung Fu dersleri, Wushu dersleri verdik. Çünkü önceleri Kung Fu'ydu, sonra Kung Fu Wushu'ya döndü. Yani bu süreci uzun süre devam ettirdik. Ve spordan bir türlü kopamadık. Fakat o süreçte ben hem belediyede çalışıyordum. O zaman belediye başkanımız İdris Gülce vardı. İdris Bey'in korumalarını yapıyordum. Hem de MGV'de yine spor derslerine devam ediyordum. Yani sporun eğitimi yanında sporla ilgili yazılar yazmak, yani sporun konularını bir yere not etmek, artı bunların bir de organizasyon boyutu. Böyle 3 aşamalı bir çalışma yaptık biz. Daha sonraki süreçte ağırlığı hem organizasyon hem yazı, dergi, basılı materyal üzerine verdik. Şimdi bizim uzak doğu sporları dediğimizde, savunma sporlarında basılı materyal çok fazla bulunmuyor. Yani yazılmıyor, bulunmuyor. Genelde uygulama aşamasında var. Fakat bunu bir kağıda döküp yazılı belge haline getirmek bizde pek adet değil. Bundan dolayı da biraz dergi, Karabükşak dergisiyle o zamanlar uğraştım ben. Yani Karabükşak dergisini çıkardık. 2000 yılında başladık buna. 96'da başladım gazete yazılarıyla. 2000 yılında Karabükşak dergisini çıkardım. 2012 yılına kadar da aralıksız devam ettik. Çeşitli imkanlar dahilinde. Ve o spordan bir türlü kopamadık yani Türkçesi. Yani bu 30 yıllık süre içerisinde böyle kısa kısa, biraz fazla hızlı geçiyorum ama yapacak bir şey yok zamanla ilgili. Dolu olduğunuz için. Evet. Ben kesik gitmeye çalışıyorum. Hem Ankara'da hem İstanbul'da bunu yaptıktan sonra organizasyon olsun, hakemlik olsun, işte daha sonra federasyon kurulma çalışmaları oldu boşuna. Federasyon önceden yoktu. Hep özel organizasyonlar vardı. Federasyon bünyesinin kurulma çalışmalarında birçok hocalarımızın yanında onlarla birlikte işte resmi işlemler olsun diye uğraşlar verdik. Hatta o zaman Wushu bülteni diye bülten çıkardık. Dünyada Wushu, Kung Fu Wushu evrildiği zaman ki modern ismiyle Wushu olduğunda, çünkü Kung Fu denince biraz daha algı daha farklıydı. Wushu, dünya bunu Wushu'ya çevirdiği zaman o süreçte Türkiye'de bunu Wushu olarak anlatmak için Wushu bülteni diye haberler çıkardık. Ve federasyon kuruldu. Federasyon kurulduktan sonra da basın kurulu, işte dergiyle uğraştığımız, işte hakemlik gibi konularla uzun zaman meşgalemiz oldu. Bir dönem Sabancı Üniversitesi'nde orada spor etkinliği adı altında Yani 5 yıla yakın bir ders verdim. Kendi kulübümüz vardı ama çok fazla şey yapmadan Sabancı Üniversitesi. 2005 yılında farklı alanlarda sporları yaptık. Yani savate, savunma sporları, işte Fransızların bir kulübü, savate diye. Onu yaptık. 2007 yılında uluslararası organizasyonlara katıldık. Ve bunların akabinde de 2009 yılında da Wushu Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev aldım. 2014 yılına kadar, 2013 yılına kadar Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı, 2013-2014'te de Federasyon Genel Koordinatörlüğü yaptım. Yani sporun hem eğitimi hem sahadaki hem de hakemlerin eğitimi noktasında çok yüklendi. İyi bir ekibimiz vardı. Bir komite kurduk. Çünkü federasyonda 4 yılda bir seçim veriyoruz. 6 yıl, 4 yılda bir seçim olsa bile biz 6 yıl görev yaptık. Yani bu alanda en uzun görev yapan kişi diyebiliriz bir ekipte. 2014 yılında da istifa ettim. Bazı hani yorulduk yani. Biraz daha sadece bize ait diyoruz. Başkaları da görev yapsın diye. Bazı anlaşmazlıklar da olunca istifa ettik. Ve 2014 yılından beri de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Wushu antrenörlük görev yapıyorum. 2014'ün aralığında Ankara'da Çankaya İlçe Müdürlüğü'nde göreve başladım. Emin Bey ile orada tanıştık. İlçe müdürümüz kendisi sağ olsun. İstanbul'a tayin çıkan 2017 yılına kadar birlikte devam ettik. Tabii bu süreçte mesela dergi çıkardık dediğim zaman da birçok kişiyle tanıştık. Bahattin Üçtepe bunlardan biri. O da eskilerdendir. Ve hatta dergilerde yazılarım, kendi yazılar yazıyordum. Yani yurt içi birçok organizasyonlar olsun, tanışmalarımız oldu. Ona dolu geçen bir hayattı diyeceğim ama daha fazla anlatmaya gerek yok. Çünkü ben bir de atmaya başladım. Hocam size anlattıkça ben yazamadım yani yetişemedim. Bazı şeyler, anekdotlar var. Burada Bahattin Üçtepe Özlem Yeni Hayat Gazetesi'ne aynı zamanda bizim de çalıştığımız gazetede yazılar yazardı yani. Onun evet, gazeteciliği de var. Basın danışmanlığı var. Şu anda yayında inşallah ilerleyen süreçlerde, saatlerde onu da yayına alırız. Bir iki cümle Kemal Yolcu kimdir, nedir? Ona göre bir tanımlama alırız Bahattin Bey'de. Şimdi Kemal Hocam çok geçmiş olsun diyelim. Dönem tabii sağlık dönemi. Evet. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Siz de bir pandemi dönemi, bayağı ağır bir pandemi dönemi geçirdiniz. Sağlık tabii, sağlıkta, hastalıkta insan için. Rabbim dediğim gibi hastalara şifa versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bu süreci gerçekten zor bir şekilde atlattınız. Bu süreçle ilgili de size de geçmiş olsun diyelim hocam. Sağ olun, Allah razı olsun. Ya böyle bir süreci kimsenin yaşamasını istemem. Zor bir süreç. Allah herkese sabır versin. Yani dünya bu hastalığı çekiyor ama hani bireysel olarak kendini çekince olay daha farklı oluyor. Algı farklı. Yaşamak çok var. Allah kimsenin başına vermesin. Yani düşmanımın bile başına vermesin. Amin, amin. Çok geçmiş olsun diyelim bu arada. Bu konuyu da niye açtık? Biz şey var. Mesela hastalıktan söz açılmışken her daim spor insan sağlığı için önemli vurgusu yapıyoruz. Bir spor adamı bu hususta neler demek istersiniz? Spor insan hayatı için neden önemlidir? Belki de şey vardır. Yani pandemi döneminde özellikle bağışıklık sisteminiz sporla birlikte kuvvetli olmasa Allah muhafaza belki de yenik düşmüştünüz. Demeyeyim de Rabbim nasıl takdir ederse tabii ki. Dolayısıyla başlanmışken diyelim yani spor insan için neden önemlidir hocam? Onunla ilgili düşüncelerinizi alıp Bismillah deyip başlayalım inşallah. Yani şöyle spor çocukluktan gençlik dönemine olsun, gençlik döneminden yetişkinlik, ergenlik dönemine kadar ne olursa her zaman önemlidir. Bunun bağışıklık sisteminden tut, kas iskelet sistemine kadar hepsine faydası var. Benim yaşadığım hastalık süreciyle ilgili olarak dersek, yani hasta olmadan önceki süreçte kas yapımı, yıllarda spor yapıyorduk, sıkıntı değildi, kilo fazlaydı. 100 kiloya falan gelmiştik yaş itibariyle de. Fakat o hastalık sürecinde bütün kas sistemi çöktü. Bağışıklık sistemi çöktü. Ha benim bunun tabii bundaki en büyük etken biraz kalp rahatsızlığı da vardı ondan. Ve doktorların tabii anlattıklarıyla tıp otoritelerinin söylediği şeylere katıldığımızda tabii çocukken iyi beslenmemek, iyi bilinçli spor yapmamak, bunlar da çok büyük etkendi. Kas ve iskelet sistemini aşırı derecede hırpalamak. Ki biz o zamanlar çok aşırı derecede bunu maalesef bilinçsiz bir şekilde yapıyorduk. Yani. Üzgünüm. Ama yaptık, yaşadık bunları. Ve bu vücudun ne kadar sağlıklı sporcu olsam da bu süreci atlatmamda bana çok büyük katkısı oldu. Bu bir gerçek. Ama hastalık da çok ağır geçti. O da ayrı bir gerçek. Ama sporun ne olursa olsun ben şuna yaşayarak öğrenen birisi olasıydı. Yani küçüklüğünden yetişkin olduğu döneme kadar, yani yaş ilerleyen her dönemde sporu belli oranda da olsa da bir yaşa göre çocuk gibi veya gençler gibi yapamayız ama yaşın gerektirdiği şekilde hareket tarzını kaybetmeden yapmakta fayda var. Evet, her şeyin zamanında var. Yani ölçüyü bilmek lazım hocam. Kemal hocam, Nait İmaç Bey var. Ha, Bayburt'tan dedi ya, bir Bayburt'la hemşerimizle de tanışmaktan memnun oldum. Bu vesileyle de kendisiyle tanışmış oldunuz inşallah. Evet. Kendisi de yazardı, şiirler falan yazıyor. İnşallah bir hafta içinde kendisini konuk ederiz burada. Bak, hocam, yayının başında söyledim. Yaşar, evet, Yaşar. Yine... Sizin Marmara mezunu. Kültür işleriyle ilgileniyor. Ağırlığı kültür, ilahiyat. Yaşar Bey, memnun oldum Yaşar Bey. Şimdi Kemal hocam, bir kulaklık yanındaydı değil mi? Evet. Sana zahmet. Sesiniz çünkü gelip gidiyor bazen. Parazit gibi geliyor, şey yapıyor da. Netleştirelim istersen. Tamam. Takarak netleştirelim. Takalım hocam, sıkıntı yok. Şimdi hocam, yapılan sporlar hep savunma sporları, gerçi yayının başında dedik de yine kısaca görüş almak istiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Çünkü herkes başka türlü yorumluyor. Uzak Doğu diyoruz sürekli. Ta Uzak Doğu'dan gelmiş bir spor. Evet. Savunma sporları diye tanımlamak olayı nasıl, ne yapalım, nasıl olarak savunma sporlara gidiyor diyoruz. Savunma sporları gerçi açıklamasını yaptın zaten. Bununla ilgili de eklemek istediğiniz bir şey varsa bu soruyu pas geçin. Bu köken olarak hani bize Uzak Doğu'dan gelen sporlar olsa bile aslında köken olarak bize ait. Yani bunun kökeni Orta Asya. Bugün Orta Asya'da Uygur Türkleri yaşıyor. Uygur Türklerin olduğu yerde Sincan bölgesinde. Bizim mesela Wushu, Çan dediğimiz uzun yumruk ismiyle. Ve bunun bileni, yapanı ve en iyi ustaları orada yetişmiş. Yani her şeyde olduğu gibi, bizim Türkiye'deki ham maddelerde olduğu gibi, oradaki bu Uzak Doğu sporu dediğimizde, Çin kökenli kung fu dediğimizde de o zaman Çin almış, bunu işlemiş, şey olarak bize satmış bunun Türkçesi. Ama bunun kökeni ve özü bizi kendimize aittir. Yani bunu tarihçiler daha iyi analiz edebilirler ama bizim yaşayarak öğrendiğimiz bunlar. Yoksa savunma problemindeki o. Çünkü oradaki insanlar kendilerini savunmak için yıllarca silahlı ve askeri oradaki baskınlara karşı kendilerini savunmak için bu geliştirilmiş. Yani bugün sopa, kılıç, mızrak, nunçako diye kullandığımız şeyler aslında pirinç dövmek için, tarlalarda kullanılan malzemelermiş. Çünkü o zamanki hanedanlıklar halktan silahları toplamışlar. Halk da kendini savunmak için tarlada kullandığı bütün malzemeleri, yani dirgendi, supaydı, mızraktı, bunları kendine silah olarak geliştirmiş ve askerlere karşı bu mücadeleyi vermiş. Ondan sonra da bunu alıp sıcak savaşlar bittikten sonra soğuk savaşları spor haline getirmişler. Tabi bunun egzersiz boyutu var. Biraz daha o tapınak Shaolin mantığına giriyor ki oralara pek girmek istemiyorum. Çünkü Shaolin biz sadece sportif boyutuyla ilgili. Ama köken anlamında savunma sporu dememdeki sebep o. Köken olarak bize ait, Orta Asya Türklerine ait. Evet, şimdi soru olarak size ileride gelecek hocam. Onu ben not aldım da. Yani biz şimdi savunma sporları, Uzak Doğu, şu bu diyoruz da biz kendi tarihimize bakıyorsun, göçebe bir hayattan gelmişiz. Evet. Asıl diyorsun savunma sporları Orta Asya'dan gelmiştir. Yani Türklerin kendi merkezi, kendi yeri. Dünyaya tabii inşallah bugün Roma, Viyana'ya kadar Türk Osmanlı gittiyse tabii dünyadaki tüm mazlumların şu an sesi kulağı inşallah Türkiye. O tür konularda hareket gerekiyorsa her zaman hareketli gelecek de bunu biz niye kendi Osmanlı'nın dönemi önceki dönemlerde kendimize göre uyarlamadık? Ritüeller falan var şimdi. Çünkü bir yeri boş bırakırsanız başkaları gelip oraya hemen pinekliyorlar yani. Bunu inşallah ilerleyen süreçlerde soracağız yine ilerleyen dakikalarda. Bir de hocam savunma sporları diyoruz da insan neden savunma sporu yapmak ister? Dışarıdan gelen saldırıya kendisini korumak için mi yoksa başka bir amaç için mi? Yani bir araya gelelim, başkasına saldıralım falan. Bu ihtiyacı neden hisseder? Savunma sporları yapmak ister. Ya bunu bu 2006-2007 yılında Almanya'dan gelen bir araştırmacı. Ya oturup bayağı bir konuşmuştuk bu konuyu. Türkler neden kavgacı? Onların araştırdıkları mantık buydu. O zaman Karayokşak dergisi olduğu için biraz da bizimle bu konuyu konuşacağız. Onlarla uzun uzun görüşmelerden sonra şuna karar verdik. Yani aslında bu savunmadan ziyade kavga etmek. Yani biz kendi kanımızla, geçmişimizle var olan bir şey. Biz sadece bunu bu sporlarla biraz da şekillendirmiş olduk. Başka bir şey değil. Yoksa bu insanın içgüdüsünde olan bir şeydir. Yani yaşantımda doğduğundan ölümüne kadar olan sürede, çünkü geçmişinde hep böyle mücadeleyle geldim. Orta Asya'dan buraya gelene kadar köken. Hem hakkını yaparak, akıncılardan tutun, işte eski tarihi, yaşam şeylerinde hep bir mücadeleyle geçmiş. Var olma mücadelesi, kendini koruma mücadelesi, daha sonra İslam'ı yayma mücadelesi. Hep savaş. Savaşla geçince dedeleri savaşan insanların da torunları da doğal olarak bir mücadele olayına giriyor. Yani bu bir eski döneme göre böyle ama yeni nesilde de şu var. Kendini kabul ettirme. Yani bizim nesil, ben öyle görüyorum, 70'li 80'li yıllardaki bu sağ sol kavgalar, işte bazı şeyler olması, insanların kendini bir yerlere kabul ettirmek yerine eğitimden çok kavgaya, güce önem vermişler. Ve buradan yola çıkarak da baktığımızda insanın kendini bir yere konuşlandırması, kısa zamanda kendini kabul ettirmesi ve spordaki başarıya hızlı ulaşıp kendini şampiyon ilan etmesi, hep bu yüzden spora daha çok, yani kısa yoldan zengin olmak gibi, kısa yoldan başarıya ulaşmanın bir yolu da diyebiliriz buna. Eyvallah. Eğitim seviyesiyle alakalı biraz. Kemal Hocam iyi akşamlar diyenler var. Hocalarıma falan herkese iyi akşamlar. Evet. Siz de evet, yazıları gördüğünüz zaman aralara girebilirsiniz yani. Bu arada hocam, katılımcılar dediğim gibi konu başlığı altında sorular yöneltirseler yayınımız daha da renklenir inşallah. Kemal Hocam. Hocalarıma hoş geldin diyorum. Çünkü çeşitli illerden katılanlar var. Yılmaz Uyanık Hocam da var, Kocaeli'nden. Yani başka aradan katılanları vardı. Onları kaçırdım herhalde. Bahattin Hocam bir şey sormuş ama Bahattin Hocam seçimi soruyor. Seçim. Bahattin Hocam seçime geleceğiz hocam. Son dakika diyorsun ya, son perde. Kapanış seçimde kapatacağız. Yolu hoş geldin. Evet, neyse devam edelim. Şimdi hocalarım, dostum, hemşerim Ahmet Bey ve amcaoğlu Kemal Yolcu, Nihat kardeşim hoş geldin. Nihat, hoş geldin amca. Nihat Yolcu. Şimdi Kemal Hocam az önce bir şey dediniz ki Türkler kavgacı falan, şu herhalde sizin söylediğinize mana vermek, yani kendi anlayışıma göre Türkler neden kavgacı oluyor? Türkler çünkü mazlumun yanında, düşmanın karşısında olduğu için. Yani. Türkler çünkü Müslüman olduğu için. Türklerin çünkü yapısında gereken şey o var. Yani diyor ya, dosta biz kuvvet veririz, düşmana da ne yapıyoruz karşı taraftan? Sopa gösteririz yani. Bu işin anlayacağı dille diyor ya. Keşke o günler tekrar geri gelse de dediğimiz gibi, çok şükür şu anda bir dirayetimiz var. Yine dik duruyoruz. Kimsenin karşısında eğilmemeye çalışıyoruz. O yüzden tabii ki saldıracaklar. Saldırdığı gibi de kendimizi savunmasını bileceğiz. Bazılarının da yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. Antalya, kişinin göre Antalya'dan arkadaşlar katılmış. Şükrü Hocam hoş geldiniz diyelim mi? Kusura bakma arada giriyor. Bir de Wushu olimpik spor olarak kabul edildi mi diye. Bunu da zaman içinde cevap verelim biraz. Yani ilgi çekenler. Eyvallah. O soruları sona mı atalım, hemen cevaplayabilirsin istersen hocam. Çünkü onunla bağlantılı. Wushu olimpik spor kabul edildi mi? Tetikte bekleyen çok var herhalde. Çünkü ya, karateyi olimpik spor kabul ettiler. Karateyle birlikte Wushu'nun da olmadığı ihtimali var mı? Bu en son yapılan oylamalarda karate 36 oy aldı, Wushu 34 oy aldı. Karate olimpik oldu Japonya'da yapıldığı için ama Wushu olamadı. Wushu'nun şu an sadece yaz olimpiyatlarında yok. Şimdi gençlik olimpiyatları, okul sporları, üniversite sporları, üniversiyatta falan hepsinde ana spor branşı olarak kabul edildi. Tabii yaz olimpiyatlarına girmediği için, asıl A kategori yaz olimpiyatları olduğu için, oraya girmediği için orada şu an için tam olimpik değil. Yani olimpik olmadı. Bu 2024 biraz zor ama 2024-2028 inşallah diyelim. Ama önce 2026'daki gençlik olimpiyatlarını görmemiz lazım. Ondan sonraki süreç ancak netleşir. Ama 2026 Somali'de yapılacak olan Senegal'de, özür dilerim, Senegal Dakar'da yapılacak olan gençlik olimpiyatlarından sonra oradaki performans, faaliyet, etkinlik, katılım şartları. Çünkü olimpiyatlarda sadece iyi spor yapmak yetmiyor. Organizasyondan tutun katılıma, izlenme, birçok faktörleri var. Bunları değerlendirdikten sonra 2028'de ancak netleşir diyebilirim. Belli olur yani. Hocam Emel Hasan Bey diyor ki bu uşa hak eğitiminde halk eğitimine girmesinde zamanınızda oldu diyor. Halk eğitime girme olaylarında yaygınlaşması, orada da dersler olarak verilmeye başlandı herhalde değil mi? Nerede gerçekleşti bu olay? 2011 yılında Ankara'da, hatta dünya şampiyonası vardı o zaman, 11. dünya şampiyonası Ankara'da yapılırken orada Diyarbakır'dan Hikmet Hakkı hocamız var, Diyarbakır bölgesinden. Onunla birlikte bir çalışma yapmıştık ve sağ olsunlar, hatta o dünya şampiyonasının yapıldığı o Cürcüna'nın olduğu anda bile biz onu yapıp gidip halk eğitimi o arada onaylattık yani. Sağ olsun oradakiler de bizi kırmadı. Dünya şampiyonasının aslında bir nevi kendimize kullandık diyebilirim yani, reklam amaçlı. Ve oradaki görevli arkadaşlar da sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden, kırmadılar ve kısa zamanda onaylattılar. O gün bugündür de okul sporlarında da, halk eğitimde de devam ediyor yani. Hangi tarihte hocam? Halk eğitim 2011, okul sporları 2013. Evet. Okul sporları 2013. Şimdi şöyle bir şey var. Onlar hemen ben not alayım da hocam. Şöyle bir bak, Ankara'da dünya şampiyonası oldu dediniz değil mi? Evet. Organizasyonlar demek ki bu konuda önem taşıyor. Oradan bağlantılı bir soru yöneltmek istiyorum ben size. Mesela olimpiyatlar dediniz de, olimpiyatlara karate girdiyse bu şu niye girmiyor? O da girsin, o da girsin veya hiçbiri girmemesi olay değil de ikisi de girsin de. Özellikle bu şunun olimpiyatlarda olsun tezini savunuyor musun? Savunuyorsansa bu şunun olimpiyatlarda olmasındaki en büyük etken nedir size göre? Yıllardır çünkü bu işin içindesin. Ya, şimdi herkes kendi yaptığı sporun olimpik olmasını ister, kabul. Ama Wushu'nun olimpik olmasındaki, bana göre en büyük olmasındaki etken birçok faktör var aslında. Bir tane değil de, bir de alanı çok geniş. Ve aslında birçok insanın kendini duyurması açısından, o Orta Asya Türklerinin kendilerini duyurması açısından, benim fikrim tabii, ne katılır katılır bilemiyor. Birçok noktada fayda olur diye düşünüyorum. Ha, Türkiye'deki spor açısından da, kendimizi dünyaya tanıtmak açısından da çok büyük etkisi olur. Şöyle ki, sporu yapmak yetmiyor. Mesela gittiğimiz dünya şampiyonalarına, yurt dışındaki Avrupa şampiyonalarında veya organizasyonlarda bunu çok etkin bir şekilde yaşadık. Yani sen kendini ne kadar orada tanıtırsan, hakim olarak, antrenör olarak, yönetici olarak ne kadar güçlü görünürsen, dünyada yetkin daha fazla artıyor ve insanların sana bakış açısı daha farklı değişiyor. Yani bugün siyaset farklı bir şey ama sen dünyada sporda ne kadar söz sahibi olursan, ne kadar mazlum insana o kadar kol kanat görebilirsin. Gücün yoksa, etkinliğin yoksa kimseye fayda olmaz, kendine de faydan olmaz. Mesela hakem triosunda dünya ölçeğine ne kadar güçlüysen o kadar başarılısındır ve insanlara o kadar faydalı olabilirsin. Eğer dünya arenasında, hakem triosunda güçlü değilsen veya yönetimde güçlü değilsen kimseye bir faydan olmuyor, kendine de faydan olmuyor. Bizim dünyada kaybettiğimiz en büyük sebepler bunlar bence. Evet. Sizi onaylıyorum. Ben çünkü 2020 yılında olimpiyatlar Tokyo'ya verilmesinin tek bir nedeni açıklamıştı Cumhurbaşkanı. Lobi çalışması. Kesinlikle. Dolayısıyla o lobileri, o lobiye res çekmek için de 2024'e aday olmadı Türkiye. Evet. Dediğim mevzu 2013'te cereyan etti. Yani yıllar öncesini hatırlıyorum. Hatta bununla ilgili yazılarda çok yazdık. Öyleyse yapılacak bir şey var. Federasyonların yönetimlerini idari noktada güçlendirmek. Sonra da Ömer Hocam yayına geldi. Yani federasyonlarda yönetimin güçlüğünden de yurt dışında hakem ve antrenör triyosunda güçlü olmadığınız sürece yani 4 yıldan biri gelir, 4 yıl sonra öbürü gider. Yani sen burada madalya alır gelirsin ki uluslararası arena dayan. Dünya ve Avrupa şampiyonu madalyalar ülkelere göre dağıtılıyor. Güce göre dağıtılıyor Türkçesi yani. Eğer gücün yoksa evet, madalya alman da çok zor oluyor. Evet, performans sporu tabii böyle hocam. Ya bir de kitle sporuna biz yönelmek istiyoruz. Onunla ilgili de şimdi sorulara başlayacağız. Şimdi Kemal Yolcu hocamız savunma sporlarında 1 numara. Ömer Kaynar hocam Muş'tan hocam öğretim görevlisi kendisi. Üniversiteden. Sağ olsun beden eğitim bölümünde yayınlarımızı sürekli takip ediyor. Bizden de buradan İstanbul'dan selam olsun. Muş'a Ömer hocam. Dolayısıyla şey var. Şimdi bir şey var. Bu her yerde çalıştığınızı görüyoruz. Yani kung fu, boks başladınız, siyah kuşak, yakın korumalık, yazarlık, eğitimcilik, hakem, organizasyon, yazılı basın yıllarınızı verdiniz. Yani 1985'te başlayan bir serüven 35 yıldır devam ediyor. Şu anda evet, da Gençlik Spor'da görevlisiniz. Evet. Onun bağlantılı olarak şunu söylemek istiyoruz. Kişinin görevini sporcu, doktor, mühendis veya mimar ne olursa olsun. Kişi yaptığı işin detaylarını öğrenmek ve bilmek kişiye artı değer kazandırır sanırım. Duyuru afişini hazırlarken de sizin isminizin karşısına hakim antrenör olarak yazdık. Bu hususta neler diyeceksiniz? Yani ben bir örnek vereyim de hemen size sözü bırakayım. Hakemlik yapacağız. Gittik. Sadece hakemlik yapmak için 1. kademe antrenörlük kurslarına gittik ki o branşta bilgimiz olsun. Sadece gazetecilik yapmak için, spor basının içinde sadece tarafsız gözle yorum yapabilmek için antrenör olduğu gibi de hakemlik yaptık. Çünkü evet, bilgi sahibi olmak lazım. Bilgi sahibi olmayan fikir sahibi olamıyor. Sizin künyenizde de bayağı bir dolu dolu bilgiler var. Onunla ilgili de düşüncelerinizi size paylaşmak isteriz. Bu şöyle bir şey. Yani eğer gerçekten bir şeyde başarılı olmak istiyorsak yaptığımız spor hangisi olursa olsun o konuda çok yani kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunda zaten en büyük hatayı orada yapıyoruz. Ve çok çabuk kaybediyoruz. Onun için benim tavsiyem eğer bir branş, hangi branşta seçtilerse o branş üzerinden ağırlıklı olarak yani bunun amatöründen tutun, çocuk sporlarından, gençliğinde akademik bilgilerine kadar her yönüyle akademik düzeyine kadar aslında bilgi sahibi olunması lazım. Yurt içi, yurt dışı dahil buna. O zaman ancak bir sonuç alabilir. Yurt içi ve yurt dışında başarı elde edebilirsiniz. Dikkat edersen benim uğraştığım alan, yani orada yazsa bile hep uzak doğu sporları, savunma sanatları üzerine. Savunma sanatları üzerine hep ısrarla aynı şeyle devam ettik ve başarı ancak öyle geliyor. Başka türlü mümkün değil ya. Yani. Daldan dala konarak, mesela iş hayatımda kendim daldan dala çok kondum. Çok konduğum için hiçbir mesleğim yok şu an. Yani iş anlamı. Çünkü çok işte çalıştım. Çok farklı alanlarda çalıştım. Hiçbir mesleğim yok diyebilirim. Ama spor olayına ısrarla aynı yolda yürüdüm. Ve bu yürüdüğümüz yolda da sonuca böyle güzel ulaştık. İşte faydalı olamaya çalışıyoruz. Evet. Hiçbir mesleğim yok diyorsunuz ama spor diye bir sanat var. Sanat iş anlamında. İş anlamında. Evet. Savunma sanatları diyorsunuz. Bak savunma sanat. Sanata çevirdiyseniz biz her zaman diyoruz. Şimdi beden eğitimi arkadaşlar da bizi izliyor. Sporu biz sanat haline dönüştürebilirsek o meslekte ömür boyu ekmek yersiniz. İnşallah o konuda da akademik olarak üniversitelerle de bağlantılarımız var. Çünkü dediğim gibi sıradan bir antrenör olursanız hiçbir manası yok ama 4. 5. kademe o süreci iyi takip ederseniz bir işte diyor ya hocam her şeyde çırak olacağına bir işte usta ol falan. Gerçekten ustalaşmak lazım ama ki kariyer sahibi olalım. Şöyle bir etki ama şu etkiyi unutmamak lazım. İnsan tek başına bir şeyi başarma şansı yok. Mesela ben evet sporculuk dönemi yaşadım, hakemlik dönemi yaşadım ama çünkü biliyorsunuz bütün sporcular önce bireysel başlasa bir kulüp üzerinden gidiyorlar. Ve iyi bir kulübün yönetimi iyi değilse senin ne kadar iyi olman bir şey ifade etmiyor. Özellikle bireysel sporlarda, takım sporlarında farklı. Ve bizim mesela 2007 yılında biz Karaköy Genç ve Spor Kulübü'nü kurduk. O zaman kulüp başkanımız Ömer Faruk Elçi oldu. Ve başkan yardımcısı, kulüp başkan yardımcısı Ahmet Bey'di. Pendik Belediyesi'nde müdürümüzdü sağ olsun. Ama aslında bizim asıl başkanımız Ahmet Başkan. Ahmet Önlük'tü. Müdürüm diyorum ben ona. Yani ben Ahmet Akçil, Ömer Faruk Elçi bunlarla tanıştıktan sonra, bunlarla kulüp olayında çalışmaya başladıktan sonraki süreçte sadece kendi başarım yetmiyordu. Artık organizasyon başarısı olsun, uluslararası başarı olsun, bunları peş peşine bir zincir gibi halkaları ekleyerek getirdim. Yoksa bir insan tek başına sporda başarı olman yetmiyor. Kulübün de sana destek vermesi lazım. Hem maddi hem manevi yönden desteklemesi lazım ki sen bireysel olarak elde ettiğin bir sonucu daha ileriye götürebilirsin. Hem onlara faydan olsun hem kendine faydan olsun. Yoksa bu tek başına yapılacak bir başarı değil yani. Evet. Tabii şey var, lokomotif vagon vardır. Lokomotif vagonları çeker. Lokomotif tek başına gittiği zaman bir mana ifade etmez. Ama vagonlarla birlikte gittiği zaman yolcu taşır, yük taşır. O süreci iyi tamamlamak lazım. Lokomotif kar topu gibi diyoruz. Elinize bir sıktığınız yüksek tepeden bir kar topu elinize sıkıp aşağı doğru atarsanız o aşağı doğru çığ gibi büyür. Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Yani gerçekten. Yani dolayısıyla iyi insanlar olduğumu teşvik eder. Kötü insanlar da tamamıyla işinizden soğutur. İnsanların da bir araya gelmesi lazım. Kemal Hocam ona ben bakıyorum. Ben engellerle ilgileniyorum da velilere de diyoruz ya çok iyi niyetlisiniz, birilerinden beklenti içerisindesiniz. Ama 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bir araya gelin. Derneğinizi kurun, kulübünüzü kurun. Siz de başlayın faaliyete yani neticede. O insanlara da yardımcı olmak lazım. Bu süreçleri zaten şey yapıyorsunuz, yıllarınızı verdiniz. Çok zorlu süreçler geçti belli yani. Şimdi çocuklar diyoruz, gençler diyoruz hocam. Müsaadeniz olursa o başlık altında gelmek istiyorum. Çünkü bu yayınımızın bir özelliği var mesela her kesime hitap etmesi. Yarın öbür gün aileler de mesela velileriniz de belki izleyecektir, şey yapacaktır veya İstanbul dışından insanlar da izleyecek. Bu sorular bizim merakımız. Dolayısıyla onlar da merakı olarak biliyorum. Katılımcılar da sorular varsa aralarda sorabilir. Hocam spor ve başarı dedik. Çocuk ve savunma sporlar dedik. Neden başka branşlar değil de savunma sporu? Sizin tercih sebebiniz nedir? Onun özel bir sebebi var mı? Çok özel bir sebebi yok. Tek özel sebebi küçükken yaramaz olmak, çok kavga etmek. Tek sebebi bu, başka bir şey yok yani. Bir bilinçli bir tercih değil bu yani. Hayatın getirdiği bir tercih. Yani şimdi kavga etmek dediğinizde yani heyecanlı, hareketli olmak şöyle, enerjinizi atabilecek. Başka bir şeyde göremediniz herhalde. Değil mi? Maksat yok, bu yani. Kastettiğim o. Çocukken zaten maksat, çocukluğumuzdaki o haşarılık veya yaramazlık adına ne koyarsanız koyun. Hareket, aşırı derece hareketlilik. Ve kendimizi ancak sporda frenleyebildik. Oradan da devam ettik. Yani o spora öyle başlamamız öyle oldu. Yoksa yani bilinçli veya aile tercihi. Yani çünkü bugün günümüzde akademik eğitimler var, üniversiteler var. Hani insanlara yol gösterecek örneklemeler çok. Bizim zamanımızda bu yoktu. Bizim yanımızda ya filmler vardı ya da mahalle aralarındaki arkadaşlara özenti vardı. Ki ben arkadaşlara özenti de çok fazlaydı. İstanbul'a yeni gelmiştik o zaman ve hem korku vardı çünkü tanımıyorsun. İstanbul'da o zaman çocuklar arasında biliyorsun gruplaşmalar vardı. Aşağı mahalle, yukarı mahalle muhabbeti ki ben köyde bile bunu yaşadım. Söğütlü köyü ismi Hindi. Orada biz mahalle kavgası yapardık yani. Kendi Keleberek'te de aynı Sancaktepe'de. Bu kavgaları çok İstanbul'a geldik. İstanbul'da bambaşka. Yani orada kavga yapıyordum. Bizim evinin önünden geçersen diye sen görürsün hesabı diyorduk. Ama İstanbul'da kimse kimsenin evinin önünden geçmiyor. Bu defa ne yapıyordun? Kendini korumak için bu sporlara daldık biz. Evet, kavga dediniz de kavga yapardınız ama akşamleyin belki bir şey vardı. Bizde Galer Mahallesi'nde şey var, Zahit Mahallesi vardı. Akşamleyin o köprünün üzerinde taravih namazdan önce Ramazan namazı, teravih hep kavga ederdi ama sabahleyin kalkardı. Herkes oturur beraber çay içerdi, sohbet ederdi. O farklı. Çok o hep öyledir zaten. Bunu öyle diyelim. Yani kavganın mahiyeti şeydi. Dostluğu pekiştirmek için kavga ediyor. Yoksa insanların Hayır, şimdiki gibi değil. Yani çocuklar kavga ediyor, anneler daha çok kavga ediyor. Bu böyle bir maksatlı değil. Tabii eskilerde böyle iyi taraflarıyla yad edelim Kemal Hocam. Yoksa insanların, hayır şimdiki gibi değil. Yani çocuklar kavga ediyor, anneler daha çok kavga ediyor. Bu böyle bir maksatlı değil. Tabii eskilerde böyle iyi taraflarıyla yad edelim Kemal Hocam. Kesinlikle. Kemal Hocam, ekranı görüyorsunuz değil mi? Hasan Bey diyor, bu işi deyince rahmetli Kenan Balcıoğlu'nu unutmamak lazım. Bu sporun en güzel yanı bu. Bak Kenan Hocam hatırlattı, Allah razı olsun. Sporda ben şunu gördüm. Ben sporu tamam İstanbul'da yaptım ama bugün İstanbul değil, dünyanın her yerinde insanlarla çok rahat diyalog kurabiliyorum. İnternette alakalı. Ve Türkiye'nin her ilinde bugün Ordu'da Kenan Hocam rahmetli oldu ama yine öğrencileri var. Osmaniye olsun, Sinop olsun, Muğla olsun, aklıma geleceği Antalya olsun, nereye gider Ankara olsun, gittiğimiz her yerde bu spor sayesinde birçok dostluklar, birçok arkadaşlıklar elde ettik. Ve bunlarla birlikte biz çok şeyler yaşadık. Kenan Hocam'ın yeri çok ayrı dememdeki sebep şu, 1990 yılından rahmetli olduğu 2020 yılına kadar hiç kopmadık. Bir abi kardeş gibiydik. Ve onunla bizim yani şöyle, bazen arkadaşlar arasında belki ufak da olsa tatlı yalanlar da konuşursun, işte birbirine ufak şey söylüyor ama Kenan Hoca'yla biz bunu hiç yaşamadık. En ufak bir şey söyle, ne söylersek söyleyelim hep birbirimizi doğru kabul ettik çünkü birbirimizi hiç yanlış yapmadık. Ve o geçen sene rahmetli oldu, pandemiden dolayı, o pandemi yüzünden ben gidemedim. Çok canım yani benim kardeşim gibi çok üzüldüm. Ki bir de mesela birçok kişi, Kenan rahmetli olduğunda beni aradılar. Niye? Bizim çünkü diyalogumuz çok farklıydı. Yani ailesiyle de tanışırım, beraber yattım, beraber kaldım, ne bileyim ben. Kenan Hoca'yla spor bambaşka bir şeydi. Hasan Hocam sağ olsun hatırlattı. Allah gani gani rahmet eylesin ama nasip olursa bu sene, pandemiden gidemedik ama bu sene 23 Aralık'ta inşallah Ünye'de buluşup seneyi devriyesinde birlikte olacağız. Bir program yapacağız, Allah nasip eder. Evet inşallah hocam, artık tarihini de söylediniz. Yani inşallah o tarihte orada olursun. İnşallah. Allah nasip edersin. Evet arkadaşlar sağ olsun. Aydın Bey de görüşlerini hep paylaşıyorlar yani. Bir arkadaşım bir soru. Kavgayla başlar diyor Bahattin. Millet olarak spor karşılaşmaları izlemeyi seviyoruz. Yalnız çoğu spor puanlamasından bilgimiz yok. Evet bu çok önemli. Özellikle bizim bu mücadele savunma sporlarında puanlama olayını, yani normal sporu yapmak farklı bir şey. Müsabaka yani yarışma olayındaki puanlamayı izlemeden, bilmeden yorum yaptığımız zaman aynı bugün futbolda herkesin antrenör olduğu gibi orada da herkes bu işin usta oluyor. Evet. Şimdi puanlama olayını ben not almak istiyorum. Çünkü evet, puanlama olayı, değerler eğitimi diye sporda bir kavram var mesela. Oraya geldiğimizde onu konuşalım inşallah. Tamam. Bazen diyorsun sporcu türü, hocası neyse sporcusuna yansıyor. Ben bakıyorum spor hocası yerinde durmuyor. Sporcuya dönüp bakıyor. Sporcu ondan cesaret alıyor. Yapması gereken, kuralına göre o işi, oyununu oynaması gerekirken maalesef tüm branşlarda görüyoruz. Yani sadece bu savunma sporları için geçerli değil. Bunun için çocuk önemli. Çocuğun eğitilmesi önemli. Hocam şimdi az önce bahsettik ya, kendini savunmak mı yoksa başkasına karşı bir saldırı mı gerçekleştirmek. Çocuklar için özellikle siz şu anda bakıyorum hep yaş gruplarına, çocuklarla ilgileniyorsunuz. Evet. Çocuk dedik de bu bağlamda dikkat çeken husus uzak doğu sporlar dediği vakit kavga dövüş akla geliyor ama bu branşa baktığımız zaman benim uzak doğu yapan karate tekvandocu arkadaşlarım gayet mülayim, gayet kibar, gayet nazik, gayet anlayışlı insanlar da var yani neticede. Sadece kavga gürültü herhalde gelmemeli. Dolayısıyla bununla ilgili çocukları gördükçe onlardaki değişimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Bu dediğim gibi ilk başta da bahsetmiştik, biraz kanımızda yani genlerimizde olan bir şey ama eğitim formatına geldiği zaman aslında çocuk orada kendini tanıdığı zaman ve kendini sporla ilgili belli bir aşamaya geldiğinde kavga etmemesinin ne kadar iyi olduğunu öğreniyor. Artı o teknikleri kavga için değil de sadece kendini savunmak için kullanmasının gerekliliğini daha iyi kavruyor. Bunu hocalarımız çok iyi lanse edebiliyorlar. Çünkü baştan ne dedik ya, mücadele de ama aslında kendini savunuyor. Kendini savunmayı öğrenen kişi kimseye saldırmak istemez. Ve çocuklara da ben kendi mantığım, kendi felsefem bu. Çocuklara kesinlikle kendini savunma noktasında, kendini yani elini, ayağını, savunma derken de şunu böyle karşılayın. Elini, ayağını, kolunu, vücudunu nasıl kullanacağını, nasıl kullanması gerektiğini, hareketli olması gerektiğini ve hızlı olması gerektiği noktasında eğitimler veriyoruz. Bunu yaptığın zaman zaten çocuk otomatik olarak kendini o yöne kanalize ediyor. Çünkü sen eğer kendini bizim mücadele sporlarında ve bu savunma sporlarında hocaların tavırları, davranışları veyahut da çocuklara olan iletişimleri o çocuğun kendi hayatına yön vermesine de çok sebep oluyor. Onun için ben çocuklarla daha çok ilgilenirim. Büyüklerle fazla ilgilenmiyorum. Çünkü büyükler hocam, çocukların eğitimi, evet buyur hocam. Çocukların eğitimi hocam şey var. Çocuklar dediniz ya, yönlendirme pozisyonuna uğruyorlar. Şimdi bir abimiz vardı. Bayağı bir yaşlı. Dedi ki kulüp kurdum, çocukları çağıracak. İnsanlar dedim gelin sohbet yapalım falan. İyi niyetli yola çıkılmış. Büyükleri çağırdım. Bir gün geldi, bir gün gelmediler. Dedim büyüklerden bir şey olmaz. Gençleri çağırdım. İki gün geldi, bir gün gelmedi. Dedim gençlerden de bir şey olmaz. Sonra çocukları çağırdım. Çocuklar her gün geldi. Çünkü oyun vardı. O çocuklar bugün hepsi akademisyen, çoğu akademisyen oldu. Hep futbol kulübü kurdular. Kesinlikle. Hepsi akademisyen oldu. Buradan da Muhittin hocamıza, Muhittin başkana da selam olsun. Şimdi hocam bir kelime kullandınız ki. Seyfullah hocam gelmiş, hoş gelmiş. Bu da Bayburt'un gibi. Seyfullah Dumlupınar, evet. Boks milli takım antrenörümüz Bayburt'tan hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Şimdi Seyfullah hocanın ismini anlayacaktım. Bir kelime kullandınız, kendini savunan kimseye saldırmaz. Hocam Türkiye'nin en az suç işlenen şehri Bayburt. Ama Türkiye'nin en iyi boksörleri Bayburt'tan çıkıyor. Evet. Yani söylediğimiz aslında paralel gidiyor. Ya bu yani. Budur yani. Demek ki kendine güven insan kimseye zarar vermez. Kendine güvenmeyen. İşte mesele de bu. Evet. Seyfullah hocam buradan selam olsun. Yine andık bak seni. Hocamı da bir gün yayına aldık inşallah burada. Sağ olsun memleketimiz silah ettim. Hep ziyaretine gideriz. Başarılar daim olsun hocam. Şimdi hocam çocuklarla ilgileniyoruz da çocuklar şöyle. Siz çocuğunuzu getiren aile yapacağı çalışmanın yansıması olarak sizden nasıl bir beklenti içerisinde geliyorlar? Yani hocam yemek yemiyor. Hocam teknoloji bağımlısı. Hocam böyle diziyorlar. Hangi şikayetten size geliyorlar hocam? Bir de sizin 20 sene öncekiyle şimdiki arasında bu şikayetler, istekler, talepler nasıl bir benzerlik mi, farklılaşma mı gösteriyor? Çok farklılık var. Yani bir 10 sene önceki bakışla ve gençlerin bakışı, çocukların bakışı, ailelerin bakışı çok değişti. Aslında günümüz şartlarına göre veya günümüzdeki yaşam koşullarına göre bunlar değişiyor. Ben çünkü Ankara'da da İstanbul'da da bunu yaşadım. Doğal olarak bakış açıları çok farklı. Mesela farklı biraz Anadolu'daki illere gittiğin zaman çocuklar kendini kurtarmak için de gidebiliyor. Sosyal etkinlik olsun diye de gidebiliyor ama büyük şehirlerde hareketsizliğini ortadan kaldırmak için de var. Bu teknoloji veya da diğer bağımlılıklardan kurtulma noktasında giden de çok var. Dolayısıyla her bölgesel anlamda da bunun etkileri çok fazla. Yani bölge bölge değişiyor bu. Mesela küçük illerde daha çok sosyal etkin olmak, işte arkadaş edinmek, çevre edinmek veya orada gördükleri bir idol. Mesela çok yakın bir örnek. Mesela bu sene Sürmeneli olimpiyat şampiyonu oldu. Diğer bu sene Çakıroğlu da olimpiyat ikincisi oldu. Bugün bunun etkisi olarak boksa, Seyfullah Hocam katıldı, boksa gideceğim. Boksa aşırı derecede bayan boksuna ilgi var. Yani idol da önemli. Şimdi okulda mesela çocuğun birisi okullar şampiyona derece yapıyor. Okula gidip madalya alıyor. Orada onu taltif ediyorlar. Çıkarıp söylüyorlar, anons ediyorlar. Bir bakıyorsun okula aşırı derecede çocuklardan spor salonuna akın geliyor. Ha, burada önemli olan o gelen akını ürkütmek yerine iyi kanalize edip bunları gerçekten spora yönlendirebilmek mesela. Ha, buradaki yani hem ailenin gelişi, çocukların idol yönünden gelişi farklı farklı, ama işte bunları geldiği zaman, bunlar farklı geldiğinde antrenörün bunların hepsini aynı patada bir şekilde eritmesi gerekiyor. Elini tutması gerekiyor. İşte antrenörlük burada başlıyor. Evet. Yoksa sadece bedeni antrenör etmek antrenörlük değil. Hocam sadece bedeni antre etmek antrenörlük değil. Çok güzel bir cümle. Şimdi onunla ilgili de ben size şey yapayım. Az önce velilerle ilgili bir cümle vardı. Dedik ki ne için ne talepleri var? Çocuk spora başladıktan sonra düşünceler nasıl değişiyor? Memnuniyet için ne tür geri dönüşümler oldu size? Yani hocam çocuk spora başladı, şu değişti, bu değişti falan. Onunla ilgili düşüncelerinizi bir alabilir miyiz hocam? Ben bu hastalıktan önceki süreçle ilgili, hastalıktan sonra çünkü çok fazla çalışmadım. Anaokuluna giden çocuk, anaokuluna giderken Wushu'ya geldi. Giray ismi. Giray Ağolcu. Anaokuluna giderken geldi, bakın. Bugün 4. sınıfa gidiyor, hala Wushu'ya geliyor. Sırf Wushu'yu sevdiği için ha, iyi bir sporcu olacağım, iyi bir şampiyon olacağım değil. Oradaki o ahengi, muhabbeti, samimiyeti yakaladığı için. Mesela Harun Kaya. Harun ilk geldiğinde bir 30 santimlik yüksekten atlamaya korkuyordu. Plastik borulardan yapılan engel koyduk. Atlama. Niye atlamıyorsun? Ağlıyor. Korkuyor, ağlıyor. Niye atlamıyorsun? Ya ayağımı kırarsa diyor. Ya, plastik ama çocuk farkında değil. Ya o zaman okula falan başladı. Bugün Harun okullar arası İstanbul Şampiyonası'nda derece yaptı. 2-3 tane normal turnuvalarda derece yaptı ve hala spora devam ediyor. Yani buradaki çocuklara senin dönüşün anlamında söyleyeceğim. Ve onları görüp gelen de çok. Ve ben çocukların hepsiyle bugün, aileleriyle de hala diyalog halindeyim. Yani burada sadece çocuğa tekme yumruk attırmak değil dedim ya, antrenman yaptırmak değil. Ailesiyle, çocuğun kendi durumuyla, okul durumuyla, oradaki psikolojisiyle. Mesela geliyor çocuk, o gün hiç antrenman yapmak istemiyor. İşte çocuk bu yani. Hep oyun oynamak istiyor. Eğer ki o onun sıkıldığı noktada o çocuğu belli bir evreye sokmazsan, farklı bir alana yönlendirmezsen çocuk hep aynı şeyi yapmaktan sıkılıp kaçar. Bir aydır en fazla, bir ay sonra gider. Yani bir haftadır durumuna göre. Ama 4 yıl bir çocuğu bir yerde tutabilmek, onun için de biraz sadece sporun yanından, yani kendinden değil, ailenin de katkısı var bunda, senin özverin de var, çocuğa verdiğin farklı eğitimlerin de, yani yaptırdığın sporun da çok etkisi var. Dedim bugün bir olimpiyatlara gidiliyor. Kimseye böyle olacağım, olimpiyatlara Bayburt'tan 2 tane sporcu götürdü. Bunlar şimdi öğretmenlik yapıyorlar aynı zamanda ve hatta bir tanesi bizim Bayburt Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapıyor. Şimdi bunları Seyfullah Hocam küçüklükten aldı, bugüne getirir. Sadece onlara tekme yumruk öğretmedi ki. Sadece yumrukla değil. Aileydi, gençlikti, çevreydi, okuldu, sporun genel yapısıydı, ne bileyim ben, işte federasyondu, uluslararası başarıydı, değerler bahsetmiştiniz de, değerler eğitimi diye. Çocuğa verdiği ülke bazlı değerler, bayrak sevgisi, bunların hepsi bunun içine giriyor. Çocuğu tutmanız için birer artı bir ders konusu yani. Evet, demek ki karakter yapısı, karakteri de oturuyor çocuğun. Zaten dediğiniz gibi sadece maç kazanıp kazanmaktan ziyade karakter. Şunu da herhalde vurgu yapsam yanılmış olmam hocam. Çocuğun karakterinin oturması için de o çocuğu eğitecek eğitmenin de iyi bir karaktere sahip olması lazım herhalde. Büyük etkisi olur. Kesinlikle, zaten idol olarak örnek aldığı veyahut da antrenör olarak sizi örnek aldığı zaman şekillenmeye başlıyor çocuk. Eğer siz çocuğu iyi yönde yönlendirirseniz gider, kötü yönde yönlendirirsiniz, o yöne gider yani. Bunun başka bir izahı yoktur. Ben bunu bölge vermeyeceğim ama daha önceki 90'lı yıllarda yaşadım. Mesela bir velimiz ziyarete gittiğimde çocukla ilgili konuştuk, işte velilerle bu muhabbetini yaparken oradan bir tane bir abimiz vardı. O döndü bana, ya dedi sen ne iş yapıyorsun? İşte anlat, kung fu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. İşte bir şeyler oldu. Dedik ya, dedi, kusura baba ben çocuğumu sana göndermem dedi. Şimdi böyle deyince ben de bir kamu kurumundaydı burası. 5-6 tane oturan, çalışan arkadaşlar vardı yanındaki memurlar. Aileleri, anneler, hepsi bunların çocuğu olan kişiler. Ben şimdi böyle deyince biraz garipsedim. Yani öyle ben çocuğumu sana göndermem dediğin an otomatik olarak kendine bir kusur arıyorsun. Neden? Dedim ki tam da niçin bunu? Yani bunu niye öyle söylüyorsun? Dedi ki valla hoca dedi kusura bakma dedi. Sana çocuğumu gönder. Hani ifade tarzı bu. Gönderirsem. Sende dedi sigara yok. İçki yok. Kahveye gelip oyun oynaması, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Çocuk sen de gördüğün zaman yarın gördü mü diyecek sen bunları yanlış yapıyorsun. Bu sefer beni dinlemeyecek dedi. Ben o çocuğu sana niye göndereyim? Ben de dedim evet, ki öyle ben onu böyle doğru. Mutlu bana dedim. Ne mutlu bana? Şimdi tabii, kendi babası için diyor. Tamam. Onda o var diyor. Çocuklara eğer gerçekten dediğim gibi hoca yönlendirirse iyi, çocuk bu yönde gider. Ha tabii belli bir yaşa geldikten sonra kendi iradesiyle istediğini seçer. Ya bu farklı bir şey ama küçükken nasıl alışırsa çocuk büyüdüğünde de aynı şekilde gidiyor. Bu denenmiş, başarılmış ve sonuçları ortada olan bir gerçek. Hocam bir de şey diyoruz ya spor kültürü işte çocuk dediğiniz gibi o çocuk yarın öbürsün kalkacak. Onun da çocuklar olduğu için diyecek ki ben böyle gördüm. Onun çocuklarda öylece zincir gibi spor kültürü yaygınlaşacak. Biz şimdi hep ailelere tavsiyelerde bulunuyoruz aslında elimizdeki çocukları eğitebilirsek yarın o çocuklar da aile bireyi olacak neticede. Ebeveyn olacaklar. Dolayısıyla gelecek nesli de bu şekilde kurtarmış olacak. Bir de hocam çocuklukta açılmışken spor diyoruz hep çocukları kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılıklardan kurtarır falan da. Bununla ilgili hiç hatıranız var mı? Onu da bir paylaşırsanız seviniriz. Yani hocam ben madde bağımlısı olabilir, başka bir şey olabilir. Yani kötü bir alışkanlığı olabilir. Gelip size durumunu izah edip de daha sonra bu sıkıntıdan kurtaran örnekler oldu mu hiç? Özellikle savunma sporlarında bu tür şeylerle çok yaşanır herhalde. Ya bunlar genel olarak çok fazla var. Zaten çocukların gelmesindeki en büyük sebep de konunun başına bahsettiğimiz eziklik, işte bir güç kazanmak veyahut da kendini belli noktada konumlayıp karşı tarafa biraz üstünlük sağlamak için geliyor. Fakat şunu biliyorum, madde bağımlılığı yapan, yani kendimizde olsun, çevremizde olsun bunları çok konuştuğumuz zaman ortaya çıkıyor. Çocuk madde bağımlısı, mahallenin serserisi tanımladığımız çocuklar, olan çocuklar sporla eğitilip bugün beden eğitimi öğretmenini yapacak noktaya gelirler ve öğretmenlik yapıyorlar bunlar. Canlı örnekleri var yani. Yani çocuk madde bağımlıysan, mahallenin serserisi çocukken bu sporla eğitilip, şampiyon yapılıp ve daha sonra şu an çocuklara beden eğitimi öğretmenini yapıp o çocukları o yoldan daha fazla kurtaran kişi. Çünkü o bizzat onun maddeyi yaşadığı için çocuklar gitmesin diye bizim yaptığımız çabanın 2 katını yapıyor şimdi. Beden eğitimi öğretmeni olarak. Yani bunlarla çok karşılaştık. Yani örnekleri çok fazla da ilk aklıma gelen hem madde bağımlısı hem de süreçte kurtarıp eğitimini de alıp beden eğitimi öğretmeni olanlar bile var. Şu an aktif olarak görebiliyor. Ne kadar güzel. Bu kadar bunlar, anlamlı şeyler imza atıldı. Evet. Bunları öyle çok yaşadık yani ve birçok kulübümüzde de yani bunu araştırma yapılsa birçok kulübümüzde bunlar mevcuttur. Yani Anadolu'nun her ilinde hemen hemen buna benzer, bu anlattığım şekle benzer konular vardır. İstanbul'da daha fazla. İstanbul'da evet, daha fazlası var yani. Şimdi hadis-i şerif diyor ki sizin aileniz insanlara faydalı olanınızdır. Dolayısıyla insanlara dokunmak lazım. İnsanların dertleri, sıkıntı. Sadece bu ekonomik olur, başka şeyler olabilir. Tabii. Yaşantı olur, sosyalleşme olabilir, psikolojik sıkıntılar olabilir. Peki çocuklar için bu kadar etkiliyse burada görev kime, en çok görev kime düşüyor? Kamu ve özel sektör olarak yaygınlaşması için neler yapılabilir ki bu konu çok derin, belki çok büyük bir konu ama sizin onunla ilgili düşünceleriniz vardır herhalde. Ya burada tabii aileye düştüğü kadar da devlete düşüyor. Yani devletin bu konuda çaba göstermesi lazım. Ama bu devletimiz bu konuda çaba gösteriyor mu? Son yıllarda gerçekten bu konuda anormal derecede tesis anlamında ve antrenör anlamında çaba gösteriyor. Ki en son 1 yıl oldu, 2 yıl oldu, 3000 antrenör aldı. Yine antrenör alanları var. Ve bunları alarak da çocukların, mahalledeki çocuk en azından sporun altyapısının temelini verebilmek için çaba çok gösteriyorlar ki mesela yüzme bilmeyen kalmasın diye bir proje var. Burada bütün çocuklara temel eğitim, yüzmenin temel eğitimi veriyorlar. Çünkü devlet temel eğitim veriyor, kulüplere yönlendiriyor, devam edecekler ediyorlar. Yani burada devletin çabası olmazsa zaten bireyler belli bir noktaya kadar yapabilir. Bir noktadan sonra çok fazla çünkü Bunun ekonomik olsun. Mesela bazı çocuklar var. Mesela farklı illerde iyi biliyorum. Lisans çıkarmak için ücret ödeyecek ve 10 liralık ücret ödeyemeyecek noktada olan veliler de var yani. Bu bir gerçek. Ha, fazlasını ödeyecekler de var, ödeyemeyecekler de. Dolayısıyla işin içine belli ekonomik katkı girdiği anda bunun sıkıntısı çok yaşanıyor. O yüzden devlet de şimdi ne oldu? Lisansların işte 17 yaşına kadar kimseden ücret almıyor. Lisans çıkarmadan. Yani bunların hepsi bile sebep. Devlet bu konuda elinden geldiği kadar katkı yapıyor. Ama aileler de buna biraz daha çaba göstermesi lazım. Çünkü aile çaba göstermezse evet, benim, senin veya akademideki hocaların sadece anlatması çok fazla etki değil. Ailenin bilinçli olması lazım ve hocaların da çabalaması gerekir. İkisi paralel gitmesi lazım. O zaman devlet işte elinden gelen fazlasını yapar diye düşünüyorum. Çok güzel. Hocam ücret alma olayı ne kadar devam etti? Sonradan ne zaman caydılar bu konuyu? Çünkü geçen de aynı şeyle ben karşılaştım da. Yani belli bir dönem aldılar mı? Yani 3 yılın 2 yıl öncesine kadar alınıyordu. Fakat şu an ilk çıkacak lisanslardan ücret alınmıyor. Hangi branş olursa olsun. İşte futbol hariç. Futbol evet, hariç. Ama ilk çıkacak lisanslardan ücret alınmıyor. Futboldan alınsın ya. Futboldan şey değil yani. Futbolun şu andaki sektörü zaten finansal çok yüksek. Öyle olmasa zaten futbolcularımızın yaradan çoğu şey olmaz. Yaradan çok yabancı olmaz. Hocam şunu söyleyeyim. Geçen ben yine bir lisans çıkardım. Parayı yatırdım. Para iade edildi. Demek ki karşı taraf kabul etmedi. Bu arada şu konuyu hassas bir konu. Sermet Hocam katılmış. Sermet Ulufer. Dövüş sporlarının en eski ustalarından Bandırma'da eğitim veriyor. Aşağıra karateci. Ve eski ustalardan, nadide kalan ustalardan birisi değil. Nuray Yüksel Ankara'dan katılmış. Nuray Hocam hoş geldiniz. Sermet Hocam siz de hoş geldiniz. Bu arada ben de böyle gördüm. Tabii araya girebilirsin. Bizden selam olsun. Hocam 2005 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nde Spor Bilim Kurulu diye bir kurul vardı. Evet. Bu kurul içerisinde değişik projeler falan tasarlanıyordu. Şimdi az önce bahsettiniz ama sonradan tabii bu yanlıştan dönülmüş. Sporcular lisans çıkarmak diye bir olay var. Hatta orada bir proje sunduk. Ona dedik ki çocukların lisansı çıkıyorsa lisansın üzerine bu proje çok şükür yani orada bir karar alınmıştı. Çocukların kan grubunu yazın. Çocuğun elinde lisans olsun ki bu çocuk bir sakatlık anında orada gidip bir daha kan testi yaptırmasınlar kan grubunu öğrenmek için. Onu oraya iliştirdiler. Artı şey aklıma geldi yani ya sponsorluk çok önemli bir unsur. O çocukların eline kartlar veriliyor bak kartlar. Buradan yine şey yapmak istiyorum ben. Söylemek istiyorum. Halen eski ilkel şekilde basılıyor ama bunlar güzel bir şekilde kimlik gibi basılabilir. Artı sponsor desteği alın. Üzerine sponsorun logosuyla birlikte ücret alınmıyormuş zaten. Gerçi de kalkmış. Eğer alınıyorsa da sponsordan bu ücret de şey yapılabilir. Bu da anekdot olarak fikrimizi burada beyan etmiş olalım. Değerli hocam, sportif başarıya geldik. Yaklaşık 1 saat olmuş hocam yayınımız. Su falan geçen bir yayında arkadaş dedik ya orada yani konunun hiç suyu mu yok muydu ya biz duraksazlıkla su içseydik. Suyu var. Falan rahat rahat içebilirsiniz. Katılımcılara da buradan çok teşekkür ederim gerçekten dostane. Yani sizin de görüşleriniz varsa burada beyanabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Mesela az önce hocamların isimlerini falan zikrettiniz. Buradan herkese selam olsun. Türkiye'nin yurdunun her tarafına. Yani ülkemiz gerçekten bir cennet. Oradaki her karışın insanların değeri var, emeği var. Türkiye şampiyonası olduğumuz Türkiye'nin 4 bir tarafı. Sporun güzel tarafı bu. Dolayısıyla bizim burada amacımız herkese ulaşabilmek. Instagram yapmamızın nedeni de o yani inşallah. Canlı sıcağı sıcağına. Artı yayınımız Instagram'a hemen düşecek. Bu yayınımız 38. yayınımız yani. 38 tane konuk almıştık. Bugün hocam dün bir işim tabii şey oldu. Program yoğunluğundan dolayı bugün attık. Normalde pazar günleri engeller ve sporu konuşuyoruz. Dolayısıyla sizde de engelli sporcular vardır. Yani konu açılmışken var. Oraya da biraz temas edelim. Oradan da biraz bahsedebilir misiniz? Engeller sporu ne yapıyor, neler yapıyor? Aktivitelerimiz. Yani resmi olarak bizim hani mesela judo karatede olduğu gibi bizim branşta yani Wushu branşında engelliler birimi henüz oluşmadı ve engelliler spor oluşmadı. Fakat bunun yurt dışı kaynaklı gördüğümüzde engeller çok var. Bir de mesela bizim Wushu branşında Tai Chi dediğimiz başka bir bölüm var. Taolu dediğimiz. Tai Chi genelde yaşlı, biraz da yaş ilerlemiş, işte nasıl diyeyim, fiziksel antrenman gibi düşünelim. Bunlar yapılıyor ama engellilere yönelik şu an Türkiye'de federasyon düzeyinde bir çalışma yok. Ama bireysel anlamda çalışmalar yapılıyor. Fakat onunla ilgili çok da farklı söyleyeceğim bir şey yok diyeyim yani. Çünkü bizim branş anlamında yok. Ama salonlarda veyahut da fiziksel ortamlarla ilgili sıkıntılar hala yaşanıyor. İnşallah aşırı. İnşallah. Şimdi şey var Kemal Hocam, yani sıkıntı diyorsun, yöneticisiniz. Mutlaka sıkıntılar vardır, onlar aşılır. Ya bugün engellilerin ne olduğunu bilmiyoruz yani neticede. Hepimiz için. Ya ama sıkıntı, bugün amputa... Özür dilerim. Sıkıntıdan kastım şey, yani fiziksel kasıt değil. Bilgi eksikliği var. Neyin nasıl yapılacağını bilmiyor. Veya bir antrenör, evet her antrenör, her engellilerin antrenörü farklı. Onların duyguları farklıdır. Çalışma sistemi farklıdır. Bu bilinçler çok az olduğu için bilinmiyor dediğim bu yani. Evet. Mesela... Şimdi ampute olay var hocam. Ampute sözünü diye kestim de. Ampute futbol Avrupa şampiyonu olmasa seneye de dünya şampiyonası var. Ampute ne olduğunu insanlar bilmiyordu. Evet. Bilgi amputeyi bilen insanlar amputenin bir hastalık olduğunu, nüksettiğini, cahilliğe tabii bilmediğimiz şeyin şeyiz. Yani bildiğimizin efendisi, bilmediğimizin hizmetçisiyiz. Ampute bugün Avrupa şampiyonu oldu. Herkes ampute tabu. Alkışlar, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kesinlikle. Değil mi? Evet, evet. Şimdi yolda görüyorsun, artık yadırgamıyorsun. Zaten bilmediğimizin cahilliğindeki maksat da bu zaten. Cahillik bilgisizliktir. Başka bir şey değil ki. Yani evet, cahillik bilgisizlik. Hocam, o cahiliyeti yenmemiz için yeni branşların ortaya çıkması lazım. Ben size söyleyeyim. Ya bugün golbol takımı var. Bayan golbol takımı iki kez üst üste olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyat şampiyonu. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz yıllardır sporun içerisindesiniz. Katılımcılar da var. Bir tane takım sporu söyler misiniz olimpiyat şampiyonu olduğumuz? Yoktur. Yok. Yoktur. Ahmet Ama Hoca, engellerde. Hocam bak en son katılan Ahmet diye bir arkadaşımıza Amadouba. Yani ismi Amadouba. Ben ona Ahmet olarak söylüyorum. Kendi Senegal'de. Türkiye'de okuyor. Marmara Üniversitesi'nde bitirdi. Şu an lisansüstü eğitim yapıyor. Nasip olursa bitirince de ülkesine gidip kendi ülkesine hizmet edecek. Geldi birlikte uzun süre spor yaptık. Bu işi çalıştık. Elimizden geldiği kadar bir şeyler öğretmeye, göstermeye gayret ettik. Şimdi katılınca... Evet, emeğinizden sağlık. Nasip olursa Senegal'e gidecek. Hedefimiz var. Eğer 2026 olimpiyatları ölmez, sağ kalırsak, gidebilirsek oraya yanına gideceğim inşallah. Şu an İstanbul'da eğitim. İnşallah. İnşallah. Spor aktif devam ediyor mu? İnşallah burada öğrendiklerini orada öğrencilerine tatbik eder. Şu an yüksek lisans çalışması olduğu için tabii ağırlık eğitimde. Eyvallah. Buradan da selam olsun kardeşimize. Yine kardeşlerimiz, Taner Hocam var mesela bizim yıllardır arkadaşımız. O da Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan uzun yıllardır çalışıyor. Halen de çalışıyor. Dolayısıyla çok değerli katılımcılar var. Buradan herkese selam olsun. Hocam şimdi biz az önce bahsettik ya, tesisler yapalım, işte projeler yapalım, özel belediyeler spor yapsın. Şu düşünceye katılıyor musunuz? Sporda başarı bölümüne geçtik. Ne kadar çok, o kadar çok yetenekli çocuğun ortaya çıkması. Amerika'da NBA örnekleri falan var sokaklarda. Evet. Bugün ben Merter tarafına gittim. Toz koparanın masa tenisi vardı. Orada futbol sahasına, hocam küçük bir futbol sahasını 4'e bölmüşler. 4 tane kulüp orada antrenman yapıyor. Yani daha çok sporcu, daha yetenekli çocuk manasına gelir mi ki? Ona bağlı bir soru sorayım mı, sonra mı sorayım? Uzak Doğu sporlar bugün basketbol ve futbolun haricinde Türkiye'nin en çok lisanslı sporcu. Aktifi bilmiyorum. Yani aktif, çünkü lisanslı diyorum, özür dilerim, tenzih ediyorum da tabii ileri. Lisanslı spor başka bir şey, aktif başka bir şey. Ben bir araştırma yaptım 2012 yılında. Aktif sporcu sayısı, lisanslı sporcu sayısının %20'si. Yani 100 tane lisanslı sporcu varsa 20 tanesi aktif oluyor. Bu şu manaya gelebilir mi hocam? Ne kadar çok çocuk, o kadar çok yetenekli çocuğa ulaşmak demek. Şöyle söyleyeyim ondan önce. Mesela ülkedeki bireysel olimpiyatlar diyoruz. Biraz önce bahsettiniz. Takım sporlarının olimpiyatlarında başarı var mı? Yok. Ama bugün başarı nereden geliyor? Bireysel spora. Yıllarca güreşti. Son yıllarda da özellikle tekvando, judo, karate, bu sene karate. Bütün 12 madalyanın 4 tanesi karateden geldi. Yani bireysel sporlarda bireysel başarı bize daha fazla. Doğal olarak olimpiyatlara gitmek, başarmak ve hatta ne kadar çok o kadar şey. Yani ne kadar lisanslı sporcu varsa kaliteyi o gösterebilir ama burada eğitim önemli. Eğer eğitim verilirse yani futbolun mesela örnek veriyorum. Türkiye'de futboldan fazla oyuncu yok. Çok fazla. Başka branş yok. Basketboldan yok ama madalya karateden geldi. Olimpiyat madalyası ve tekvandodan geldi. Bugün bir Bahri Tanrıkulu'yu sorsan kimse çok kişi tanımaz. Bu savunma sporlarcı. Ama dünyaya gitmeden olimpiyat şeyine girdi. Bahri Tanrıkulu #1 duruyor. Yani bu sene Sürmeneli şimdi sorduğun zaman bu sene Sürmeneli bütün dünyada, bu sene Çakıroğlu. Bütün dünya tanır. Bu sene Çakıroğlu İstanbul Kartal'da. Maltepe'de büyüyen kızımız. 10 yıl bir günde 10 yıldır 12 yıldır aynı kişi aynı hocada eğitim verdi. Ve bu sene Sürmeneli 13 yıldır aynı hocanın elinde eğitim gördü. Bugün dünyada #1. Ama futbol çoğunluk, boks veya tekvando azınlık veya karate azınlık başarı çoğunlukla olmuyor bence. Bu pencereden baktığımızda. Doğru. Kalite olması lazım. Bu arada hocam karate'nin ismi geçti. Karate'nin karateye adanmış bir isim var. Tabi isimleri biz hep yad etmemiz lazım. Az önce nasıl Wushu'ya imzası atmış kişileri. Esat Delihasan. Burada rahmetle anıyoruz kendisini. Allah gani rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz ve sıklıkla görüşürdük son dönemlerde. Esat Başkan'la en son görüştüğümüzde babası rahmetli olmuştu. Başsağlığına gittik. Esat Başkan hatta o zaman korona olayına da çok sıcak bakmıyordu. Şöyle bir tevafuk var diyeceğim. Yalova'daki Karate Türkiye Şampiyonası'na ben de sporcuları götürdüm. Orada da karşılaştık. Ben Yalova'dan dönünce pazartesi salı günü döndüğümde çarşamba günü hastaneye yattım koronadan. Ben yattım. İşte 2 ay sürdü biliyorsunuz. Allah nasip etti biz kurtardık. Benden 3-4 gün sonra da Esat Başkan hastalanınca o önemsememiş. Biraz da şampiyona var ya bitsin sonra gideyim işte şu diye. Birkaç gün daha gecikince ağırlaşınca hastaneye kaldırıyorlar. Ve o süreçte ben yoğun bakımdan çıktım. Rahmetli Başkan'ın artık ebedi aleme göçtüğünü öğrendim ve çok üzüldüm yani. Çünkü aynı zamana denk geldiği için biraz da insan tabii nefsi olarak tedirginlik yaşamıyor, yaşıyor yani ama çok sevdiğimiz bu karate sporuna olimpiyatlardaki alınan madalyaların alınmasında en büyük emeği gösteren kişi diyebilirim. Onun için evet öyle. Allah gani rahmet eylesin. Burada şey var. Esat Hoca'yla 2012 yılında bir röportaj vardı. YouTube kanalımızda da var. Orada en büyük hayalimde de zirveye çıkarmak. Olimpiyatlarda. Ama çıkardı. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin. Rahmetli olanlara yad ediyoruz da bu akşam birini daha yad edelim isterseniz. Mehmet Hacet Hocam var Kütahya'da. Profesör kendisi. Şimdi bağlandı. Kütahya Spor'un başkanı Cahit Özel. Allah gani rahmet eylesin kendisi. Gerçekten soyadı gibi özel bir insandı. Down sendromlu çocuğu vardı. Mert'ti, cömertti. Yayınları vardı kendi de Instagram üzerinden yine olarak Zoom'dan. Üniversitenin engellerle ilgili engeller ve spor üzerine. Kendisinin bugünkü yazımızı aldık Yeni Akit Gazetesi'nde. Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi kampüsü içerisinde engeller için tatil köyünün kurulması söylemişti. Onu da buradan yad etmiş olalım. Allah gani rahmet eylesin yani. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Sayın hocam var bu daha çok sporcu daha çok dedik de bunun yanında yetenekli sporcular da tabii çok önemli. Yetenekli spor dediğimiz oraya gelmeden önce az önceki mevzu Wushu açıldı da Wushu'dan örnek verelim. Wushu'nun olimpiyatlara girmesi önemli dediniz de karateyi de çok uzun ötelediler. Wushu'nun ötelenme sebebi de bu olabilir mi? Girdiği zaman herhalde madalya şansı yüksek olur değil mi? Bakıyorsun dünya Avrupa derecelerine. O tür konuda bir iki cümle etmek ister misin? Olimpiyatlarda benim dünyada gördüğüm bir gerçek var. Bu tamamen konjüktür meselesi ve siyasi biraz mesele. Madalya dağılımı mesela, şimdi Çin 2 milyar nüfusu, 1 milyar küsur nüfusu var. Doğal olarak da mesela Wushu'nun ağırlık noktası Asya ülkeleri. Yani olimpiyatlara girdiği zaman Çin'in daha çok madalya alacağı varsayımıyla biraz da siyasi bakılıyor olaylara. Bundan dolayı da ötelenme olduğu gerçek yani. Yani biz madalya alır mıyız? Biraz daha çok çalışmamız gerekecek. Çok çalışmamız gerekecek. Daha doğrusu bizim şu an Wushu'nun akademik düzeydeki çalışmalarını daha çok hızlandırmamız gerekecek. Madalya alabilmemiz için şimdi dünyada derece yapıyoruz, Avrupa'da derece yapıyoruz ki dünyada biz derece çıkardık. Bunda reis yok. Çocuklarımız güzel ama akademik düzeyde veyahut da bilinç seviyesinde eğitimleri biraz daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Sadece tekne yumrukla bu işler olmuyor. Akademik düzeydinizde bizi izleyen akademisyenler var. Onlarla ilgili bağlantıya girebilirsek seve seve o tür projelere katılacaklarına inanıyorum. Yani işin akademik boyutunu ihmal etmemek lazım. Şöyle 2013 yılında federasyon bir çalıştaya katıldım. Antrenör çalıştayına, federasyon adına. Orada birçok hocamızla görüştüğümüzde hani dolaylı olarak ve direkt olarak hepsi bu konuda hemfikir. Yeter ki biz onlara gitmesini bilelim. Yani akademideki hocalarımızın hepsi bu konuya açık. Hiç şeyleri yok ama biz gidip antrenör olarak onlardan bireysel olarak da olsa ne kadar bilgi alabilirsek onlar bize o kadar fazlasıyla bilgi vermeye hazırlar diye ben görüştüğümde söylediklerini söylüyorum. Şimdi değerli hocam, bizim adı geçenler ne kadar savunma sporları oldu da bu usta kendi insanımızın ağzını hapsayacak kadar başarılar var. Çünkü insanın kas, kemik ve iskelet sistemi anatomik yapı bakımından yatkınlığı var demektir. Tüm bu bilgiler dışında sizin başarı reçetenizde ne var? Bu başarı reçetenizden birkaç tane şeyler söyleyebilir misiniz hocam? Az önce bahsettiğiniz akademik çalışmada başarı göstermek istiyorsa işin her tarafı, bilim yuvasının kapısını çalmak lazım. Onunla ilgili de şimdi şey var, sportif başarıdan bahsediyoruz. O reçetede ne var, eksik olan ne var? Onlar belki birileri bir yere duvar asar, gidip gelir belki. Onu örnek alır da yine başarılar biraz daha artmaya başlar. Ya burada akademik başarı veyahut da spordaki başarının en büyük etkeni bence ailenin bu olaya bakması. Biraz önce konuşurken dedik ya ben bir mesleğim olmadı diye. Sonra spor benim bir mesleğim ama bunu bir türlü insanların belleğinde bir meslek kabul edilmedi bu. Yani bir antrenörlük meslek değil, bir hakemlik bu işin istihdam edilecek bir alan değil. Bu görülmediği sürece de yani biraz daha zamana ihtiyaç var yani. Çok zor değil ama zamana ihtiyaç var. Çünkü eğer sen bunu meslek olarak kabul etmezsen, bir yaşam tarzı olarak kabul etmezsen sonuca çok fazla gidip de elde etme şansın yok. Evet, antrenörlük bir meslek değil dediniz. Antrenörlük meslek olsa daha ideal, daha istikrar. Kesinlikle. Neler olabilir? Zaten yarım saattir konuşuyoruz. Çocuklar falan, şu bu gençler dedik, kötü alışkanlıklar dedik. Bunların hepsinde bir ilaç yani. Ben her zaman doktora gidiyorsun, doktorun tavsiye ettiği hastaya ama reçeteye yazmadığı tek bir şey var, hareket ve egzersiz. Bu çok önemli. Peki antrenörlük meslek olarak kabul edilmesi için ne yapmalı? Kime ne görev düşmeli? Yani sadece kafada mı bitiyor? Yani olay sadece sana bakış açısı mı değişmeli? Onu biraz açabilirsek hocam iyi olur. Ya burada şunu söyleyeyim. Doktorlara bazen çocuklar da hastalanıp gittiği zaman önce yani birçok doktor diyeceğim spor yapma diyor. Hastalığın geçene kadar sporu yasaklıyor. Doktor böyle bir tezat da var. Bunlar da bitmeli. Tabii devletin bununla çok etkisi var. Bir de bireylerin kafa yapısı yani kafa düşünce yapısında artık bunu kabul etmeleri gerekir. Tabii ekonomi burada asıl tetikleyici noktada ekonomi. Çünkü antrenör onu tam meslek olarak kabul ediyor ama diğer faktörler yani spor Türkiye'de tam bir meslek dalı olması için devletin bunu kabul etmesi lazım. İstihdam alanları buna göre olması lazım ve bakış açıları da yani insanların bakış açısının da buna değişmesi gerekir. Bunun hepsi birbirine bağlantılı yani. Şimdi bakış açısı dediniz de daha önce belediyede çalıştım. Ben belediye dediler ki lisans çıkarması için devlete gitmeli, sağlık ocağına gitmeli, rapor almalı. Doktora gidiyor diyor ki ben sana rapor veremem. Niçin? Ben pratisyen hekimim. Seni bir şey yapamam. Yani check-up'tan geçmen lazım. Ya check-up'tan geç de bir tane kardiyo falan bir ne bileyim yani grafikçi yapması şu bu. Ya şimdi orada bir tezatlık da var. Diyorum ki ben sayın doktor hanım veya beyefendi siz tamam ben veremem dediğiniz zaman hastanızı gönderiyorsunuz. Siz nesiniz? Aile hekimisiniz değil mi? Ya hastanızın bir kalbini dinleyin. Bir bakın. Bir boğazına bakın, burnuna bakın, soluk alıp verin. Tabii ki ideali check-up'tan geçmişse ama en azından bir kontrol edin. Tamamıyla deyip de geri göndermeyin. Dolayısıyla az önce bahsettiniz. Maddiyet, istihdam. Bir de her işi herkesin taşın eline elini koyması. Yani milli eğitim tut da, sağlık tut da, gençlik tut da hep koordineli. Bugün size bir şey daha diyelim. Yani gerçekten meslek oldu da gerçi konu biraz dağılacak gibi gözüküyor da. Belediyelerde bile bakıyorsun bir ilçede var 6 tane yüzme havuzu bir ilçede hiç havuz yok. Niye? Belediye başkanı öyle istiyor. Ya bunu kanunlarla birlikte kural koyacaksın. Yani 50 bin nüfuslu ilçede mutlaka yüzme havuzu olacak. 500 bin nüfuslu ilçede 50 binde bir tane havuz varsa 500 binde kaç tane olur hocam? 5 tane 10 tane havuz olacak. Bu budur yani. Bunun yapılacak başka bir şey yok. Aynı dediğiniz gibi bir de Kemal hocam şey var ya. Herkes işini yapacak hocam. En büyük olaylardan biri de bu herhalde. Kesinlikle zaten en büyük eksiğimiz bu değil mi? Yani işimizi evet, işi yapmak değil, işi yaptırmak mesela. Bazen de işi evet. Yapmaya müsaade edilmediği zaman da yapacak bir şey yok. İnsanın hani insan olarak gücün bir yere kadar gider, sesin bir yere kadar ulaşıyor ama kurallar tam işlemezse, otorite sağlıklı olmazsa senin işi yapman bir şey ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Evet. Sayın Hocam çok önemli. Yani insan tabii inanmadığı şeyi yaptırma şansı yok. Heyecan diyor ki heyecan büyük işlerin kanatlarıdır. Siz bir işte heyecan duymazsanız başkasına da kendi inancınızı veya kendi idealinizi empoze etme şansınız da yok. Yani dolayısıyla o heyecanı taşıyan kişilerle birlikte o heyecanı taşıyan kişilerin de heyecanını dindirmemek için mücadele etmek lazım. Allah iyilerle karşılaştırsın. Öyle diyelim tamam. Devam edelim hocam. Hocam, Kemal hocam 1,5 tamam. Saat olmuş. Dolayısıyla hocam daha birkaç çok soru var da ben şimdi o soruları ben istersen kısa kısa gideyim ki ancak bir herhalde 2 saatte bitirelim şey olsun. Hocam sporda değerler eğitimi var. Buna değindik mi bilmiyorum. Son yıllarda değerler eğitimi önem taşıyor. Bizler de her yayında konuklarımıza bu konuyu işlemeye çalışıyoruz. Bir sporcunun sadece maç kazanması tek başına yeterli olmuyor. Karakter ve kişilik sahibi olması önem taşıyor. Zaten konulara falan girdiniz. Artı evet. Bir de gelişim çağındaki karakterlerin şekillenmesine kendine verilen eğitim önem olsa gerek. Bununla ilgili ne gibi programlar uyguluyorsunuz? Örneğin bir antrenmandan önce 5 dakika 10 dakika öncesinde milli manevi değerler çocuğu aşılama gibi. Bu tür uygulamalarınız var mı? Ya bunu yani sürekli gaz etmese de genelde davranışlarla ve o anki ortamla veya ne bileyim en son biz ne yaptık? Çanakkale ile alakalı. Çanakkale'nin yıl dönümünde çocuklara hem bayrak hem şeyi bunun bir tören gibi veya da bir o günkü bir kutlama gibi. Çocukların hala ben YouTube'da da onları yayınladım. İstiklal Marşı'nı okumaları, spor yaparak işte Çanakkale ile bayrağın ne olduğunu önemini tabii hocamızı çağırdık. Bayrak nedir? Önemi nedir? Onları anlattı. İlkokul öğretmeni. Çünkü çocukların dilinden çocuğa anlatırsan çocuk onu algılar. Sen sadece kitaptan alıp okursan çok farklı. Bununla ilgili çok basit. Mesela ben Çanakkale Zaferi ile ilgili Ankara'da Emin Bey'in, Emin Kırbayır, Çankaya İlçe Müdürümüzle beraber konferansa gittik okulu. İkisinin de onunla gittiğim için söyleyeceğim. Gittiğimizde Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir kitabı yazarımız çıktı. Kendi kitabını okuyordu. Ya çocuklar dahil benim bile uykum geldi. Çanakkale Zaferi'ni anlatıyor mu? Uykum geldi. Çocuklar arkada kaynatıyorlar zaten. Lise tarzı kimse dinlemiyor. Çünkü anlatım şekli kitabı okuyarak anlatıyor. Kendi yazdı. Daha sonra Çankaya Müftülüğü'nün yaptığı bir olay vardı. Yine Emin Bey'le beraber katıldık. Sağ olsun. O zaman yine vesile oldu. Gittiğimizde salon tıka basa dolu. Ve anlatan hatip Talha Uğurlayan, salonda sinek usta herkes duyar. Sinek usta sesini duyarsın. 1000 kişilik konferans salonu, genç, büyük, yaşlı, akşam ve sinek usta duyacak. Yani burada anlatım çok önemli. Yani sen ne anlattığından çok nasıl anlattığın önemli. Şimdi çocuğa anlatıyorsun, normal konferans verir gibi anlattığın zaman çocuk seni dinlemiyor ki. Ama ilkokul öğretmenin anlatım şekli o çocuklara yönelik. Çocuklar algıları çok farklı. Yoksa ne anlattığından çok neyi anlatacağım ve nasıl anlatacağım çok önemli. Değerler eğitimi de benim kendi yaptığım şeyde çocuklara çok fazla böyle konferans anlatmak yerine davranışlarla, sohbetle veyahut da birebir konuşmalarla veya o örneğin antrenman içerisindeki çocukla olan diyaloğunla, bunlarla ilgili özellikle hani lokal olarak yaptığımız çalışmalar oran belli bir plan doğrultusunda yaptığım bir çalışma olmadı. Fakat hayatın akışına göre çocuklara yaşantınla ilgili veya davranışlarla ilgili birçok değeri anlatabiliyorsun, söyleyebiliyorsun veya öğretebiliyorsun. Evet. Demek ki samimiyet önemli hocam. Yani kendini o işe vermek, o işin bir de ustası olmak. Bir de Allah rol yapanlardan da uzak eylesin. Samimi gözüp de ihanet eden insanlar da çok, onu da buradan beyan etmek istiyorum. Eskiden bir şeyin altını eskiden şeyin altı vardı hocam. Diyor ki bir işi kime teslim etmek? Liyakat ehliyetli insanlara teslim etmek. Bunun artı 15 Temmuz'dan sonra da hayır saldırıdan sonra da sadakat unsuru ortaya çıktı. Dolayısıyla insanların şöyle hocam, bir şeyi yapmak için önce kendisi inanması lazım. Kendisi inanmazsa başkasına inandırma şansı yok değerli, dediğiniz gibi. Bir de münafıklar çoktur. Mesela samimi insanlarla Rabbim karşılaştırsın. Onun da burada altını çizmiş olalım inşallah. Kesinlikle. O şimdi hocam bir şey var ya. Eyvallah. Bu arada arayanlar var. Hocam değerler eğitimi dedik de sizin hiç hafızanızda var mı? Böyle bir organizasyona gittin, müsabakaya gittin. Mesela çocuk rakibi yenilse bile kendisi rakibini tebrik ediyor. Veya çocuk sakatlansa rakibini tutup kaldırıyor. Onunla ilgili hiç hafızanda hiç unutamadığın bir şey var mı? Çocuğun yaptığı bir hareket. Ya bu bir değil, binlerce var. Yani bizim özellikle mücadele, savunma sporlarında ve mücadele sporları aynı şeyde gidiyor. Her müsabaka sonucunda artık bütün antrenörler bunu çocuğa verir, anlatır, gösterir. Müsabaka sonucunda, gelin 1000 tane müsabaka da olsa bunun 900'ünde müsabakadan sonra çocuklar birbirine sarılırlar. Benim anı olarak neredeydi? Polis okulunda öğretim görevlisi Mustafa Çay hocamız vardı. Kendi tekvandocu. Bir dönem tekvando federasyon başkanlığı da yaptı. Wushu maçına geldi. Özel bir turnuvaydı. İzledi. Maçları izledikten sonra ya dedi, siz sadist misiniz? Hayırdır başkanım dedim. Ne oldu dedim. Ya dedi, oraya çıkıyorsunuz dedi, birbirinizi dövüyorsunuz dedi. Ağız burun giriyorsunuz birbirinize, maçtan söz tutup bir de birbirinize sarılıyorsunuz. Dedim, sporun güzelliği bu değil mi? Yok arkadaşlar, siz sadesiniz. Hani böyle bir esprili tavrını söyledi. Çünkü kendi sporun içerisine gelir. Yani bu tür eylemlerimiz oldu yani, yok değil. Yaşadıklarımız, hani bunun gibi binlercesi var. Mesela yurt dışında da bunu çok yaşadık. Yurt içinde de yaşıyor. Mesela sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yabancı sporcuyla yaparken de çökme maça çıkıyorlar, birbirlerine vuruyorlar, puan alıyorlar. Yeniyorlar veya yeniliyorlar. Ama yenildikten sonra yine birbirlerini tebrik edip o ringden birlikte iniyorlar veyahut da ayrılıp gidiyorlar ki bizim sporun temel mantığında bu var. Yenildiği zaman karşıdaki kişiyle, hocasını da selamlamak zorundasın. Yani bu çocuğa daha temel gidiyor. Böyle bizim bu mücadele savunma sporlarının temel felsefesinde var bizim. Çok felsefeye girmem ama o üzgün bu var ya. Yani. Doğru olan da bu. Evet, çok güzel. Şimdi hocam ritüeller var. Kılık kıyafet ritüel. Spor yaparken dilimize yasaklar, sporcu cezalarının uygulamalar var mesela. Az önce bahsettiniz. Yani vurmak, şiddet uygulamak falan şu bu. Ama sporcular birbirini zaten tanıyorsa mesele yoktur. Tanımayan bir insana vurduğun zaman ister istemez olumsuz olarak geri dönüyor. Şimdi ritüellerde de bazı şey var. Giyim kuşamdan tutun da bazı hareketler ve selamlamalar var. Bunlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda neler demek istiyorsunuz? Onunla ilgili bilgi alıyoruz. Çünkü sürekli tartışma konusu oluyordu. Çünkü bazen bizim de milli manevi değerlerimizde hiç bağdaşı şeyler yoktur. Özellikle bu işi uzak doğu sporlarında bu bayağı bir yaygın. Onunla ilgili herhalde hassasiyet gösterdiğiniz konular vardır. Çünkü az önce hep çocuklardan bahsettik. Yani o çocuktan çünkü dünyasını da ister istemez etkiler bu durum. Ya burada bahsettiğiniz şekilde ritüeller gerçekten var. Burada bunun iki türlü uygulama var. Mesela genelde yani muhafazakar aileler veya da çocuk olduğu zaman buradaki antrenöre bağlı bu. Ben 30 yıldan fazla oldu bu sporun senin. O ritüellere hiçbir zaman bir inanç mantığıyla bakmadım. Ve sadece bir sevgi saygı çerçevesinde o sporun bir temel disiplini algısına baktım. Ve bizdeki en büyük özellik salona girerken, tatamiye çıktığında veya dojo, hani herkes farklı isim kullanabilir. Spor salonuna girince bayrağa selam verecek. Sonra hocaya selam verecek. Çıkarken de en son bayrağa selam verip böyle çıkacak. Bizdeki en büyük dikkat ettiğimiz nokta bayrak. Ha, biraz önce değerler eğitim dediniz ya. Yani bu ritüeller noktasında selam verme şekli evet var. Elleri şey yapmak ama yani bir Aikido'da yere kapanma olayı var. Diğerlerinde çok fazla değil. Ama biz bunu genelde bir sporun, bir hareketin tamamı gibi veya başlangıcı bitişi gibi çocuklara veriyoruz. Bunu bir dini inanç veya bir sembol olarak ben hiç vermedim. Birçok antrenörü de iyi biliyorum ki hiçbiri bunu vermiyor. Ha, verenler var mı? Var. Yani fakat bunlar da çok azınlıktadır. Mesela ben kendim bir ara bir kursa gittim. Özel bir kursa. Tai Chi ile ilgili bir şey öğrenmek için. Tai Chi'nin bir Qigong dedikleri sağlık bölümü var. Biraz da yaş ilerleyince artık ihtiyarladık hesabıyla Qigong eğitimini almaya. Fakat biraz da bunun Qigong dediğim bildiğin sağlık. Ben bu sporun profesörlük boyutu diyeceğim. Bir mühendis araştırdım, buldum. Özel seansı vardı. Seansına gittim, hani gruplara seansı. Fakat gittiğimde seansla benden başka giden olmadığını gördüm. Yani seminerinde. Ben de verdim ücretimi. Bir kişi de olsa yaparım dedi. Tamam olsun. Bir saatlik bir programdı. Fakat orada şunu gördüm. Bu seanslarda ve bu seminerlerde tamamen Taoizmi, yani o Tao inancını, bunların vücuda verdiği enerji, sağlık, birçok şey var da çok detaya girmeyeceğim. Bunu bu şekilde kullandıklarını gördüm. En son konuştuğumuzda nasıl buldun dedi. Dedim Allah ben bunu yapamam dedim. Bu şekilde de yapılması benim hoşuma gitmiyor dedim. Çok da çünkü bir noktada inanca çok giriyor. Ve bizim de yaşantımızda, hayatımızda, yani birçok şeyde bunlar ters geliyor. Ki en namaz kılmayan, hatta bazen böyle ayyaş mantığıyla gezen bir adama bile desen ki böyle böyle kaldırsan tokat atar. Böyle şey mi var, sen dinsiz misin der, tokat atar. Yani. O tür ters hareketler de var ama ben ve benim bulunduğum cenahta, yani mücadele sporları içerisinde olan örnek veriyorum, 1000 tane antrenör vardır. Fazlasıyla vardır da 1000 tane antrenör, 900 tanesi bunların hepsini sadece spor olarak bakar ve ritüel olarak veyahut da dini inanç olarak hiçbiri yaptırmaz da bakmaz da. Ama yapılıyor mu? Evet, evet yapılıyor. Evet. Spor olarak. Yani sporun başlangıcı sevgi saygıdan öteye giden bir hareket olarak görmüyorlar. Evet, dikkat etmek lazım çünkü şey var hocam, siz o vatandaş gelse normal ben bunu yapacağım dese belki kimse şey yapmayacak ama spor aracıyla sporu kullanarak araç olarak istediği yerde, istediği kesimde, istediği hareketi yaptırma pozisyonu olur. Ondan sonra da tabii insanların yaşantısında farklılaşma meydana geliyor. Yine altını çizerek söylüyorum. Bu karşınızda olan kesim çocuk yani. Büyükler belki belli bir yere kadar etkiler ama çocuk eğitmenli, rol model olarak az önce bahsettik ya, sporcuyu biz rol model aldığın zaman o çocuk sporcu ister istemez onu bütün hal ve hareketleriyle birlikte, yaşantısıyla birlikte etkisi altına giriyor. Burada da eğitmenlerin bu konuda hassasiyeti önemli tabii ki. Ama şöyle artık bir şey federasyon var. Tarafında da bu tür hassasiyet göstermesi lazım. Federasyon özellikle. Bu tür yerlerin iyi denetlenmesi lazım. O tür insanların eğitmenlik pozisyondaki durumları da gözden geçirilmesi lazım. Çünkü insanlar değerler eğitimi falan diyoruz, çocuk eğitimi diyoruz. O çocuk çünkü nasıl başlarsa öyle devam eder gider hocam. Ya burada şöyle bir faktör var yalnız. Mesela bizim genelde bu algı, hep yabancı hayranlığı dediğimiz bir algı var biliyorsunuz. Yabancı hayran mesela biz antrenör olarak bunları Türkçeleştirip veyahut da kendimize göre bir şey yapsak bile adam internete giriyor, bakıyor, internetten görüyor bunu. Diyor ki örnek veriyorum Wushu yapıyorsun. Yani Wushu'da böyle, sen niye bunu yaptın? Deva sen bu işi bilmiyorsun. Hani bir özenti ve görsel algı olduğu için bu defa ne yapıyorsun? Sen mecbur ona uymak zorunda kalıyorsun. Yoksa bu sefer kimse gelmiyor. Çünkü sen işi bilmiyorsun anlamına geliyor. Çünkü çocuk da ve genç de onun sporun bir etkisi olduğunu, onun bir inanç olduğunun olayından bakmıyor pencere. O pencereden bakmıyor. Yani bunu tabii idrak etmek biraz zaman alıyor ama o aynı sporu başarıya götürebilmek için bu hareketleri burada spor anlamında öğretmek gerekiyor ki ileri düzeyde geldiğinde, yarın yurt dışı faaliyete gittiğinde hep aynı hareketleri yapmak zorunda kalıyorsun. Kural bu çünkü. Kuralı uygulamadığın zaman da bu sefer sen otomatik olarak devre dışı kalıyorsun. Onun için biz genelde bunu spor penceresinden bakarak götürmeyi daha doğru buluyoruz. Eyvallah. Hocam yine aynı noktaya geldik de uluslararası kurallar, uluslararası lobi çok acayip bir şekilde çalışıyor. Siz daha yayının başında dediniz ki Orta Asya'dan savunma sporları, Orta Asya'nın kaynaklı gelmiştir. İşte göçebe bir hayatı sürdürdüğümüz için. Demek ki onun kuralları da kendi çapında kendine şey yapılabilir, dizayn edilebilir. Hatta belki yeni bir düşünce olarak şey yapılabilir. Geleneksel sporlar diye bir çalışmalar var. Bunun içerisine bu dahil edilebilir. O tür çalışmalar bilmiyorum daha önce yapıldı mı hiç. Bu tür kurallar falan, yani kelimeler bile, mesela şimdi bazı kelimeler söylüyorsun, çocuk alışana kadar belli bir dönem geçiyor. Yani bunu Türkçe'ye çevirip de artı Osmanlı'da bu iş nasıl oluyordu, geçmişte nasıl oluyor, daha öncesine kadar gittiğin zaman o tür şeylerden esinleme, uyarlamalar olabilir. Bir de kılık kıyafet konusu var hocam. Oraya ben değinmek istiyorum da. Ya bakıyorsun da yani aynı spor branşı demeyelim de farklı farklı işte ek takılara gelmiş, başka şeyler gelmiş. Tabii tam hakim olamadığım için isimlerini koyamıyoruz. Bayağı bir açık seçik kıyafetlerle birlikte oraya gidiyor. Hatta şey yapıyor, kafes dövüşleri yapılıyor, şey yapıyor. Hatta çok sert ve şiddet oluyor. Yani spor dediğin hani tamam savunmak falan eyvallah, kurallar eyvallah. Az önce bahsettiğiniz zaman sonunda dostluk olan kavga eyvallah. Ama sonra kavganın da kavga ötesine geçen değişik şeyler görüyoruz biz. Kafes dövüşleri şubu gibi. Bahisler gibi mesela. Bu tür şeylere de biraz neler demek istersiniz? Yani bunda katkı babında. Şöyle bir tanımlama yapmak lazım. Bence veya ayırmak lazım. Mesela konunun başına spor, futbolu bir sektör olarak ayırdık ya. Futbol gerçekten bir sektör oldu. Ekonomik bir sektör. Ekonomik bir farklı bir alan. Kafes dövüşü dediğiniz olay da bu işin bir parasal sektörü. Yani onun spordan ziyade biraz da para kazanmak için yapılan farklı bir alan. Bunu herkesin yaptığı ve yapabildiği alan değildir. Bu belli bir uzun aşamalardan geçtikten sonra gelinen bir aşama. Bunu da örnek vereyim. 1000 kişi eğitim alıyorsa 10 kişiye yapabiliyor ya da yapamıyor. Türkiye'den bugün kafes dövüşüne gidip yani uluslararası alanda dövüşebilen parmak sayısı kadar az insan vardır. Yani çok fazla spor olarak değil de bir sektör olarak bakmak gerekir. Yani spor olarak bakmıyorum ben oraya. Evet. Dolayısıyla sporla diyorsunuz şey yapıyor. Birilerinin aleti oluyor. Yani rant kapısı gibi bir şey oluyor. Orada tecrübe var. Mesela ben kendim bizzat karşılaştım. Yani Asya'da, Asya ülkelerinde veya Amerika'da, farklı Avrupa ülkelerinde gece kulüplerine bahis olarak oynatılıyor. Veya akşam normal eğlence mekanlarında eğlence olarak var ama bunlar bizim sporcuların veya Türkiye'de yetişen ve bizim gibi yapan insanların hiçbir zaman gitmediği, görmediği veya katılmadığı alanlar. Profesyonel maçlar yapılıyor, o farklı bir şey. Ama dediğim gibi o bahisli veya farklı alana giden şeyler çok ileri düzeyde bir sektör olmuş. O da bizim dışımızda, yani sporla alakalı değil, sporu biraz daha aşan bir farklı bir sektör diyeceğim. Ya burada da şu çıkıyor mu? Yani sporu kendi kişisel rantına, kazancına dönüştüren kişilerin art niyetli, kötü niyetli düşüncelerinin önüne geçmek gerekiyor. Yani bu da denetim mekanizmasının iyi şey yapması lazım, işlemesi lazım. Türkiye'de yasak bunlar ama. Ülkemizde yasak. Türkiye'de yapamıyorsun. Evet. Yani yurt dışında bu bahsettiklerim yurt dışında var. Türkiye'de bahis olayı veyahut da paralı böyle yani spor dışında olan şeyler Türkiye'de yasak. Profesyonel amaçlar için. Eyvallah. Hocam bir de hiç tarihi incelediniz mi bilmiyorum da bizim eski sporcularımız var, spor adamlarımız var bu tür şeylerde özellikle. Güreşte çok yaygın, geleneksel sporlarda yaygın. Bu tür şeylerde aslında tarihten esinlenerek ne bileyim sporu biraz daha uzak doğu sporlar, savunma sporları, Osmanlı döneminin sporlarını ya çünkü diziler, filmler falan sporun yaygınlaşmasına birebir etki yapıyor. Bu tür şeyler de herhalde TRT gibi yayın organlarının görev alanına da girmesi lazım. Sizlere danışmalar lazım, sormalar lazım yani. Bu tür şeylerde spor tarihçileri var, onlara sorması lazım. Yine altını çizerek söylüyorum, geleneksel spor dalları adı altında kendimize az önce siz de vurgu yapmıştınız. Bir spor branşının tarihsel olsun, onun dili olsun mesela, ortak dili olsun. Onları icat etmek lazım. Bugün modern sporlar dediğimiz olay var mesela. Tamamıyla geleneksel sporları ortadan kaldırmak için 1896 yılında Atina'da başlatılmış bir olay. Modern sporlara teşvik edici unsurlardan bir tanesi de nedir mesela? Orada verilen ödüllerdir yani. Ödüller ne kadar fazla olursa insanların para hevesi var. Para hevesinden dolayı yönelmeler var. Hocam son soruya geçmeden önce Emin Bey yayında mı acaba çıktı mı? Yayını alabilirdik aslında. Onu söylemiştik başında ama bayağı bir vakit geçti. 1 saat 45 dakika geçti hocam. Evet. Eyvallah. Ben şunu söyleyeyim. Kemal Hocam. Özür dilerim. Yani bu değerler eğitim, biraz önce bahsettiğiniz geleneksel sporlarda aslında ülkemizde veya da Türk Cumhuriyetlerinde olsun birçok yerde geleneksel sporlarımız var ve geliştirilen, yapılan Türk dövüş sporları var. Bunlar hatta dün Azerbaycan'dan bir Vasif diye bir arkadaş, Alpago Federasyonu'nun kurucularından o yayınladı. 34-35'e yakın bir sistem var, stil var. Bunların artık zaman, yani dün zaman içerisinde daha da gelişerek ileriki düzeylerde ön plana çıkacağını düşünüyorum ama şimdi tabii olimpiyatlar hep önde olduğu için biz para dediniz, bir de artık bence olimpiyatlar paradan ziyade ülkeler savaşı gibi bir şey yani. Eskiden silahlı savaş vardı. Şimdi sportif savaş var. İnsanlar kendini başka ülkelere daha üstün göstermek için bu sporu bu şekilde kullanıyorlar yani. Ama bizim geleneksel dövüş sporlarımız var. Bu hayli fazla. Fakat çok gelişmiş değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Devlet buna el atmadığı sürece de biraz daha uzun sürecek yani. Etnospor mesela buna örnek. Evet. Hemen şunu söyleyeyim de ben size. Geleneksel sporlar dedik de Türk Cumhuriyetleri dedik mesela. Bayağı bir var. Bununla ilgili sizin uzak doğu sporları özellikle savunma sporlarla ilgili bu Türk Cumhuriyetlerle ortak bir projeler falan gerçekleşti mi daha önce? Hatırlıyor musunuz? Azerbaycan'da Azerbaycan Wushu Federasyon Başkanı benim hocam Azer Hasan Soy bunu yaptı. İpek Yolu turnuvası diye. Birkaç defa yaptı ama çok diğer ülke katılımlardan çok farklı sonuçlar alamadılar. Yani çok iyi rağbet görmedi. En son 3.'üne ben katılmıştım mesela 2013 yılında. Ama tabii ekonomik sebepler, işte ülkelerin katılmalı sebepleri veyahut da çok ilgi görmemesi bu tür etkinlikleri çok fazla ön plana çıkarmıyor. Bu daha önce dönemde yapıldı. Birkaç defa yapıldı. Kickbox'ta yapıldı, wushu'da yapıldı, diğer judo'da yapıldı. Kuraş mesela Özbeklerin sporu, güreş. Kuraş'tı. Bu da var ama neden bilmiyorum ama bir türlü istedikleri ivmeyi yakalayamadılar yani. Evet, az önce çok güzel bir ifade kullandınız da artık spor olmaktan çıktı, güç savaşına dönüştü. Evet. Bunu da biz neden görüyoruz? Bugün Tokyo'da yapılan olimpiyatlarda Rusya katılmadı. Rusya Olimpik Komite, yani Olimpiyatlar Düzenleme Komitesi adı altında katıldı. Evet. Yani dedi ki benim dedi borazanım öter, söylemesi şeysi uygunsa. Yani bu komiteler hep birilerinin elinde hocam, birileri gibi yönlendiriliyor. Her zaman söylüyorum, bir Müslüman ülkeye bugüne kadar olimpiyatlar verilmedi. Tek bir neden var, Müslüman olmaları. Artı olimpiyatlarla birlikte aslında çok kazanım olarak gözüküyor ama çok şeyler de kaybedilip gidiyor. Tamamıyla kazanma, tamamıyla kazanma, tamamıyla kazanma. Hırs daha doğrusu. Hırs da belli bir noktaya kadar iyi ama kontrol edilmeyen hırs da her zaman zarar getirir. Bunu da vurgu yapalım ama sporun özünü biz az önce bahsettiniz ya, Türk Cumhuriyetleri arasında organizasyon, katılım çok az oldu. Ama olimpiyatlara gittiği zaman diyor ki ya şu kadar dünyanın altınını alacağım, oraya gideceğim, ne alacağım falan. Artık herkes de biraz da kapitalist sisteme biraz şey olduğu için, çanak gittiği için. Çok etkili. Tabii buradaki şeyi göz ardı etmemek lazım. Ona da vurgu yapalım. En büyük şey yanlış anlaşılmak. Orada verilen sporcunun başarısında sporcunun vermiş olduğu bir emek var. Bizde de başarılı sporcularımız var. Onların emeğinden dolayı Türkiye'yi bir şekilde temsil ettikleri için hepsini de buradan tebrik ederim ki yanlış anlaşılmayalım hocam sonuçta. Onlar hak ediyorlar hocam. Tabii ki o kadar emek vermiş, ülkemizin bayrağını göndere çekmişler. Herkese burada teşekkür, idarecisinden, yöneticisinden, antrenöründen, malzemesine vardır. Şöyle bir şey var yani, biz uluslararası düzeyde yani Türkiye'de istediğimiz kadar başarılı olalım, istediğimiz kadar allemi cihan olalım ama uluslararası alanda yönetici olarak, hakem olarak bu federasyonlarda söz sahibi değilsek, etkin değilsek, yani istediğin kadar dünya şampiyonu ol, ne işe yarar? Yani peki bu... Kemal Hocam orada bir söz söyleyeyim sana, bir soru sorayım size hemen. Şimdi biz diyoruz ki ben şimdi yüksek lisans yaptım, doktora yapamıyorum. Niye? İngilizcem yok. Şimdi orada siz uluslararası lobide eğer eskiden ben hatırlıyorum olimpiyat komitesi için, organizasyonlar için gelirdiler. Boğaz'da balık içki sofraları kurulurdu. İyi hatırlıyorum geçmişte. Siz az önce bahsettiniz. Uluslararası düzeyde biz lobi olmazsa, temsilcimiz olmazsa bir şey yapamayız da temsilci olması için kime ne görevler düşüyor? Yani bir temsilcinin hangi vasfa sahip olması lazım? Bir federasyonda uzun yıllar mı çalışması lazım? Çok sporcusu mu olması lazım? Çok tesisli mi olması lazım? Burada kriter nedir acaba? Yoksa siz gelen ağam, gidene paşam, siz ne derseniz uluslararası olimpiyat komiteleri biz ona rıza gösteririz gibisinden el pençe duranlar mı diyor? Ben çünkü bunun çok zararını gördüm. Ben yazıyorum hali gazetemde. Uluslararası komitelerin ortaya koyduğu kurallar, kılık kıyafetten tutun da oyun kurallarına kadar. Güreşte habire stil değiştirdiler. Niye? Türklerin önünü keselim. Güreşte habire kıyafet değiştirdiler. Niçin? Bu adamların kültürüne aykırı değil. Güreşte cinsiyet değiştirdiler. Bayanları soktular. Yani burada kriter nedir uluslararası komitelerde görev alabilmek için? Lobi nerede, nasıl işliyor? Onunla ilgili kısaca bir görüş almak istiyorum. Benim kendi gördüğüm, anladığım dilde söyleyeceğim. Ya bu tamamen uluslararası alanda sizin başarınızla ve kişinin kendi başarısıyla alakalı bir şey. Orada alıp devam etmesi lazım. Yani hakemse hakemlikse, antrenörse antrenörlükte ve yöneticiyse yöneticilikte ısrarlı olup devam etmesi lazım. Ha, dil bilmek, tabii ki dil bilmek şart ama şunu söyleyeyim, ben çok fazla Türkçeden başka dil bilmiyorum. Ama yurt dışında her türlü yani dil bilmiyor. Gittiğimde her türlü işimi de gördüm. Tercümanla da gördüm, birebir de gördüm. Tabii çok akademik dil kullanamıyorsun ama yani kendi işimi kendim rahat çözebildim. Keşke biraz daha yabancı dilim olsa daha iyi olurdu. Ama yani temelden bazı şeyleri almayınca sonradan almak çok zor oluyor. Fakat kural dediğimiz şeyi yine koyan sen ben. Yani oradaki bir komite diyorsun. Veyahut da oradaki olimpiyatların kurallarını değiştir. Kim değiştirdi? Oradaki insanlar değiştirdi. Kuralları kim belirledi? İnsanlar değiştirdi. Neye göre? Sporun akışına göre veyahut da ticari kazanca göre veyahut da işte birilerinin önünü kesmeye göre veya birilerine daha fazla madalya almasına göre sebepleri çok olabilir ama eğer ki burada sen işin içinde olursan orada kuralları değişmesine etkin olursun. Kendi değerlerini ortaya koyarak ona engel olabilirsin. Mesela jimnastikte bu sene olimpiyatlarda Almanya milli takımı, Alman jimnastikçiler tamamen tight giyerek çıktılar. Normalde öyle jimnastiğin kıyafeti belli. Demek ki istenince kurallar değişebiliyormuş. Yani bizim mesela Wushu'da başörtüsü sıkıntısı yaşandı. Adam çıktı, ben kabul edeyim etmeyeyim, bir sürü tantana yaşadı. Yıllardır da Türkiye'de bunun tantanası yapıyor farklı alanlarda. Niye adamları sırf sadece bizi, örnek verin, bizim sporları kesebilmek için bahane ürettiler ama biz de bu oyuna geldik, oyunda bizi yediler. Yoksa aslında başörtüyle alakalı sıkıntı yok. Dünyada yok böyle bir şey çünkü. Ama eğer sen bunu sakin kafayla, akıllıca veya bir diyeyim bürokrat mantığıyla yani biraz daha olayları dünyayı görerek bakman lazım ki olayları yönlendirebilesin veyahut da kendini çevirebilesin. Yoksa kızdım oynamıyorum, küstüm oynamıyorum da olmuyor. Ya ben dil bilmiyordum, bu iş olmadı. Dil biliyordum, çok iyi bir bırakıp masasında oturup bu işleri çözmek veyahut da kazanmak, kaybetmek olmuyor. Çünkü yurt dışındaki insanlara bakıyorsunuz. Bir kişi uzun yıllar aynı konuda çalışma yapabiliyor. Ama bizde sürekli değişiyor. Bir de onların tabii olayları devlet politikası yapmışlar. Devlet politikası olduğu için her türlü çevirebiliyor. Bizde o çok fazla girmedi işin içine. Bana göre. Tabii ben burada söylerken bunları kendi düşüncelerimi söylüyorum. Tabii belki farklı şeyler vardır. Benim bilmediğim olabilir. Onu şey diyemiyorum. Bizim kendi zaviyemizden baktığımızda görebildiğimiz bunlar. Evet. Kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz tabii ki hocam ya. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Almanya örneğini verdim de ben de size bir kapatmadan örnek vereyim. İskandinav ülkeleri plaj futbolunda bikini giymemek için protesto etti. İskandinav ülkeleri 4-5 tane ülke. Sırf dedi tabii işin farklı boyutlara gittiğini şey yaptılar, lanse ettiler ve şort giyeceğiz, bikini giymeyeceğiz. Bu tür şeyler Avrupa'da oluşmaya başladı. Yavaş yavaş herhalde bize de gelir. Deriz ki Avrupa bunu yapıyorsa tamam biz de başlayalım falan gibisinden. Biz başkaları gibi olmayalım. Biz kendimiz gibi olursak o zaman belki işler yaptığımız çalışmalar kazanıma döner. Hayırlısı diyelim hocam. Feda. Buyur hocam. Spor için yaparsak, spor amaçlı yaparsak bu dediğiniz şeyler hiçbiri olmaz ama sporu farklı bir hedefe götürürsen ve kendi farklı bir hedef için kullanırsan bu dediğiniz olumsuzlukları yaşatacağız. Evet, her zaman söylüyoruz yani başkaları senaryo yazıp biz oynamayacağız. Biz kendi senaryomuzu kendimiz yazacağız hocam inşallah. İnşallah. Hocam teşekkür ederiz. En son yine katılımcılar tabii yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Gitti de federasyon başkan seçimleri var. Hatta Bahattin Üçtepe yayında mı acaba? Bahattin Üçtepe. Bahattin Üçtepe sordum federasyon başkanı seçimleri ama gittim mi yoksa? Üçtepe yayınlarsa yayınlar. Hocam şöyle, yayının dışındaki isimlerden bahsetmiyoruz. Konuştuğumuzda o kişiye söz hakkı düşer. O vakit yayın formatımıza uymuyor. Yani olmayan kişiyi konuşamıyoruz. 4 Kasım'da federasyon başkanlığı seçimleri var. Şöyle sizden şunu istiyoruz hocam. Eğer mümkünse örnek bir federasyon başkanı nasıl olmalı? Sponsorundan sporcusuna kadar artık spora veren değere kadar, organizasyonuna kadar, işte altyapılarına kadar. Sizin bu reçetede ne var hocam? Onu da alalım, yayınımızı kapatalım inşallah. Türkiye'deki en büyük aslında kanayan bir yara federasyon başkanlığı. Hem seçim sistemi, hem seçim süreçleri ve seçimden sonraki yapılan uygulamalar bütün herkesin kanayan bir yarası. Bir de bizde şöyle bir hastalık var. Hep bir tane kurtarıcı bekliyoruz. Bu kurtarıcı gelmeden de biz düzelmeyeceğiz. Üzgünüm, düzeltme şansı. Yani kendimiz bir araya gelip toplanıp da bu kuralları değiştirmek veya düzeltmek gibi, yanlış gördüğümüz düzeltmek gibi bir irademiz yok diyeceğim. Yani en azından öyle değil. Federasyon başkanı bence amacının dışında olmaması lazım. Bir, hedefi gerçekten sporu temele yayılmasını sağlaması lazım. Bunun tabana yayılması. Biraz önce bahsettiğimiz değerlerin çocuklara verilebilmesi için eğitimlere ağırlık vermesi lazım. İyi bir eğitim, yurt dışı bağlantıları sağlıklı olması lazım. Ve ekonomik anlamda federasyonu ve federasyondaki sporu, antrenörü, işte hakemi çok rahat sürmanse edecek imkanları sağlaması lazım. Ki hakem de antrenör de dedik ya antrenör meslek. Bunu meslek olarak kabul edebilmesi için bu sırmansenin federasyon tarafından bir şekilde yapılıp ve bütün bölgelerde çocuklara eğitimlerin sağlıklı verilmesi lazım ki hem sporcu yetişsin hem spor tabana yanarsın Çünkü ne kadar spor tabana yanaşırsa sağlık noktasında da hastaneler o kadar da azaltmış oluyor. Onun için spor önemli. Yani bir federasyon başkanının bence tanıtımda, finansta ve tabana yayılma noktasında ve uluslararası başarı şeyler, etkin olma noktasında ağırlık verecek düzeyde olması lazım. Yani Türkiye'deki seçim sistemi veyahut da burada kimin ne olacağını ona girmek istemiyorum. Orası biraz beni aşıyor. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Zengin düşüncelerinizden federasyon başkanı ağır olacak ki ağırlığını insanlara da hissettirebilirsin. Eyvallah. Ağır bir federasyon başkanı insanların yükünü de hafifletmiş demektir. Sporu da gerekli zirveye taşımış demektir. Bahattin Hocam bir talep gönder misin? Bir yayına katılmak istiyorum. Bahattin Hocam'a sadece 1 dakika süresi var. Şeyi soracağım. Kemal Yolcu kimdir? Bahattin Hocam'dan alalım. Yayını da üçlü bir şekilde kapatalım inşallah. Peki. İstek gönder hocam. Bize yayına katılmak istiyorsun diye istek. Gönderebiliyor mu? Göndermiyor galiba. 2 saattir dinliyorum. Bir fiil sesini geliyor mu? Allah razı olsun. Buyur hocam. Mikrofonu sana veriyorum. Sesiniz geliyor. Her sesim geliyorsa ben 2 saattir bir fiil sizi dinliyorum. Zaten gerekli tüm açıklamaları Kemal Yolcu kimdir sorusunun cevabını vererek kapatayım ben. O benim hocam, üstadım, yol arkadaşım, dava arkadaşım. 35 yıldır tanıdığım, istikametinden zerre sapmamış birisi. Beni Wushu camiasına kazandıran birisi. Açıkçası onlarda ben oradayım. Öyle direkt söyleyeyim. Çok geç oldu. Bir hayli geç olduğu için ben hakkımı davet ederseniz bir başka program, başka bir konuk için lütfederseniz o zaman sizinle ben de bir şeyler konuşmak, görüşmek isterim. Ama ben sadece Kemal Yolcu hakkında sordunuz. O aslında çok değerli birisi. Fikirleri çok kıymetli birisi ama bugün çok üstü kapalı konuştu. Bugün çok yüzeysel geçti. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani çok önemli tavsiyeleri var Kemal Yolcu'nun ama tabii kıymeti harbiyesi yok. Çünkü şöyle kıymeti harbiyesi yok. Kendisinin değil. Yani dinlenmediği için sözlerinin kıymeti harbiyesi yok. Kim makam mevki sahibi olursa olsun bir süre sonra güç zehirlenmesi yaşıyor. Bulunduğu makamı mevkiyle evet arkadaşlar yani ticari amaçlı kullanıyor bir süre sonra. Dolayısıyla ne Ahmet Gülümseyen'in ne Bahattin Üçtepe'nin ne de Kemal Yolcu gibi değerli insanların fikirlerine değer verilmiyor maalesef. Kemal Yolcu bu anlamda çok kıymetli birisi. Üstadımı dinledim ben. 2 saattir dinliyorum. Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ama senden daha yakın tarihteki daha yakın konuların evet paylaşılmasını istedim ama Ahmet hocamız, Ahmet Gülümseyen abimiz akademik konulara yer verdi. Allah razı olsun. Güzel, verimli bir şeydi. Programın formatı doğal olarak program formatına göre olması gerektiği gibi diyelim. Yani bazı konuları da hani birebir görüyoruz ama şimdi birçok arkadaşımız katıldı. Farkındayım. Çünkü daha önce bahsettiğim konuları üstü kapalı dedim de biz yüz yüze birebir çok şeyi söyledik. Bir şey ifade etmedi. Bizim gücümüz aşıyor. Onun için bizim şu an çocuklarla eğitim veriyordum. Hastalıktan önceki süreci diyeyim. Şimdi daha başlamadık. Yeni başlamayı düşünüyoruz. İdarecilik noktasında. Yani çok fazla çocuklara beklemiyorum. Çocuklara ne kadar faydalı olabilir? Hocam, onun hesabını yapıyorum. Doğru. Ama faydalı olmadı sözüne ben şöyle bir örnekleme getireyim. Yok, yani mermeri delen suyun kuvvetli oluşu değil sürekliliğidir. Ahmet Hocam da buna benzer yukarı bir şey söylemişti. Yukarıdan kartopu yuvarlandı. Bu aşağıda çok büyük bir çığ olacak. Emin olun. Yani o yüzden biz doğru. Biz dinlenilmedik. Bizi dinlenmedik. Çok şey söyledik ama biz söyleye en son kabul ettireceğiz. Çünkü mermer ancak suyun sürekliliği deliyorsa hocam ve bundan 15-20 sene önce idi. Bizim bu muhafazakar kesimin daha doğrusu bizim inancımızın gereği. İnanışımız görev verilmez, işte görev istenmez, verilir işte ama ben o şeyin statünün değiştiğine inanıyorum. Bundan sonra görev verilmiyorsa alınacak, hak verilmiyorsa bir şekilde söke söke alınacak hocam. Yani bu öğrencinin öğrenmek istediği hak da olabilir. Antrenörün, hakemin almak istediği hak da olabilir. O yüzden mücadeleye devam etmek kanaatindeyim. Sadece akademik kariyerle ya da bilginizin ne kadar çok değerli olduğuyla falan ilgilenmiyor insanlar. Hocam savunması şimdi hocam özür dilerim. Çok güzel duygulan tercih. Ben araya bir şey yapmak istiyorum. Katkı sağlamak istiyorum da inşallah. Evet. Şimdi diyor ki bazen diyor en güzel cevap sessiz kalmaktır. Bazen en güzel cevap mimiklerdir. Mimik çok önemli. Bazen Kemal Bey'le konuşurken hemen susuyordu falan. Anlıyorum. Mimiklerinden falan anlıyor. Zaten ekran şu anda karşımızda. Bir de diyor ki insanlara konuşmayın, küçülürsünüz. İdeal ve düşüncelere konuşun, yücelirsiniz. 2. 3. Aslında Kemal Bey geleceğin yatırımını yapıyor Bahattin Hocam. Ne dedi? Çiçek yetiştirirseniz ne kadar kalır? 1 yıl. Ağaç yetiştirirseniz 15-20 yıl dersin fidan. Artı insan yetiştirirseniz biz 100 yılı kurtarırsınız. Dolayısıyla Kemal Bey şu anda insana, çocuklara yatırım yapıyor. Siz de aynı şekilde Allah razı olsun tesislerde faaliyetleriniz var. Kemal Hocam aynı soruyu size sorayım. Allah razı olsun. Bahattin Üçtepe kimdir yani? Sizden ne diyeyim Bahattin Üçtepe'yi de size soralım. Ya. Bir iki cümleyle. Bahattin Üçtepe iyi bir dava adamı, iyi bir yol arkadaşım. Her zaman yol yürünecek, her yol yürünecek bir arkadaş. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Cengiz Baş'a da buradan selamlar, saygılar. O da az önce girdi çıktı. Şu an Remzi Baş abisi. Cengiz de bizi izledi. İzliyordu. Abisi Remzi Baş da şu an bizi izliyor. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Ben o arada kaçırdım herhalde. Bazı arkadaşları fark edemedim. Hepsine saygılar sunarım. Hacı Osman Keskin'i de gördüm. Keskin Spor Merkezi'nin sahibi, ders verdiğim kulübün sahibi. Onu da gördüm az önce. Ona da selam, saygılar. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bize de hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Seni unutmak kendimizi dostlar unutulmuyor Bahattin Hocam. Çünkü dostlar günümüzde dostlara ulaşmak da zor. Şimdi şunu söyleyeyim ben bana sorarsanız Kemal Yolcu ve Bahattin Üçtepe kimdir? Biz diyoruz her zaman dostlarla aynı duygu ve düşünceler paylaşılır. Belki arkadaşlar evet, selam verilir ama dolayısıyla bugün biz onlarla birlikte duygu ve düşüncelerimizi paylaştırdık. Allah sizden razı olsun inşallah. Gecenin kapanışınızı alalım sırayla sizlerden birer cümleyle de kapatalım inşallah. Reis buyur. Ben de küçük benim burada ben konuşayım. Geceniz mübarek olsun diyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun. Yaklaşan federasyon başkanlık seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Amin. Allah razı olsun. Allah Rabbim olsun. Dostlarımızı, birliklerimizi daim eylesin inşallah. En güzel akşamlar sizin olsun. Saygılar. Sağ olun, var olun. Geceniz özür dilerim. Ekrandan çıkmadan bir ekran fotoğrafı çekme şansınız var mı? Ben çekemedim. Güçlü bir fotoğraf. Ben alayım. Al. Bir şöyle yapın o zaman da beni böyle alayım o zaman. Ben alamıyorum. Evet. Radyo yapalım. Tabii. Hayırlı akşamlar evet, inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Aleykümselam. Amin. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam.